bur 3 2 1 yatay bakış dedik ve teker döndü Discord'umu kapattım. intro vardı Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Neymiş bu böyle? Her hafta her hafta. Çocuk musun artık sen? Eşek kadar insan oldunuz be. Yeter. Biraz düzdür. Biraz, <laughs> Biraz dersinle çalışın. <laughs> ne bu böyle? İki tane adam oturuyor sabah akşam. Yok Hobbit. Hayır. Yok Hobbit. Yok kokpit Bir şeyler konuşuyorlar. <laughs> Marvel, Kurbul. bunlar para etmez. DC Fandom. Biraz derslerinize çalışın. Edebiyat okuyun, tarih okuyun, coğrafya okuyun. Bunlar para eder. Ne öyle anlamsız anlamsız sabah akşam. Hadi. Hey Sam, şu elimdeki listeye bakar mısın? <laughs> ne bu? Hey Sam. Bunlar. Heysem. Bunlar şey. Sınav notları, ders notları hep. Yapmadığımız Yok. masterların veremediğimiz. Atacak coinler notlar abi bunlar. onlar. Evet, stüdyolarımızdayız. 1980'lerdeki gibi ders çalışmaya ne dersiniz? Eee, ekonomi battı ama siz yine de kapitalist efendilerinize hizmet edin. Hanım bir çay koy da kapitalist efendilerinize rahat rahat hizmet edelim <gülüyor> <Kapitalist> <gülüyor> Evet sevgili efendim. arkadaşlar. Kapitalist affedersin. <laughs> Bunlar hep kapitalist abi ya, nedir böyle ya? Hayvan mısın be? Evet, abi benim izledim. İzle gittim mi? İzlemedim. lan nah, yok hayır. Bir hafta beraber ha. gömelim diye. Ya, Seni ben bekleyeceğim. Bilet... Askerden dön beni bekleyeceğim dedim ve bekliyorum işte. <laughs> bilet bilet alacağım. Pazar günü gidiyorum ben de. Şimdi arkadaşlar evet şu anda chat'te falan da bakıyorum. Çok Venom soran arkadaş var. Ee, bütün hafta benim chat'ime gelip de Venom ne kadar kötü olmuş diye ağlayıp zırladı millet. Eminim haklısınızdır. yani bu konuda sizden şüphe <laughs> duymuyorum. Ee, öte yandan biz yani Aftaya... Tancan işte, Hollanda kaliteli bir ülke olduğu için Venom'u karneyle dağıtıyorlar. <laughs> Geç gir yani fazla izlemeyin ya. <laughs> aynen aynen bir anda yığılma olmasın hani vatandaşın <laughs> morali bozulmasın diye Venom'u az verdikleri için Tancan anca haftaya cuma izleyebilecek Venom'u. Haliyle evet. biz haftaya pazartesi konuşacağız Venom'u. Haftaya pazartesi Venom'u Dune'la aynı gün. Evet. Yani. Risk budur. Risk budur. Gerçekten Dune'la Venom'u aynı gün konuşarak yani... Venom ki bize yatay bakışı başlatmış rezillikte bir film. Ha evet. ama Dune mesela Venom başlatmasa belki Aquaman başlatacaktı. Yani zaten biraz da böyledir ya Hani şey dersin ya ulan Bitcoin'i zamanında asıl. Mesela A ulan keşke yatay bakışı BVS'de başlatsaydık sonra değerlenirdi of. yani. <laughs> Tabii can BVS'de başlasak katlardık şimdi. 0-1'den yani... girerdik. Dune'la aynı gün yapacak olmak o yüzden bana çok ilginç geliyor. Tam böyle ateş ve su şey gibi olmasın inşallah sonumuz. Game of Thrones'un finali gibi olmasın sonumuz diye. Bir tık endişeliyim. Ayağım çekmiş gibi konuşalım o gün. Ee, o yüzden onlar haftaya. Bu hafta ne konuşuyoruz derseniz bu hafta iki tane savaş filmi konuşacağız. Videonun sonlarına doğru onları yakalarsınız. Bir tanesi Erlion'u kurtarmak adında çok bilinmeyen bir film. Ötekisi de... Yok, az bilinen bir film. Ötekisi de <laughs> sinema eleştirmenlerin bir numaralı gözdesi. Gölge Savaşçılar isminde muazzam bir, bir Fransız filmi. E bu haftanın gündeminde ama in, inanılmaz benzersiz hepsi gerçek maceralar var. DC Fandom'ı sen izlemedin değil mi? Yani ya yani şey, oturup tamamını izlemedim. O sırada ben Fandom izliyordum. Öyle daha zevkliydi. Ama DC this... var ya Fandom. Bence Aha. bak DC. <laughs> okay. This DC Fandom yapsa ya Catwoman'la bilmiyorum. Yani daha güzel olur. Yani inan daha kaliteli olur. Biz DC evet. fandom'ı yayında ben tam DC fandom'la aynı bu arada. Zaten yani ben de beklentimi ayarlayamamışım. Bir şirket Hı -hı. düşün düşün ki hayranlarına izleteceği hayranların ismi fandom ya. Domla yazılıyor fandom. Hayranlar anlamına gelen bir kelime kingdom gibi fandom. fandom. Oradan, bunu duyup, fandom. He, işte oradan bunu duyup işte oradan bunu duyup ismi İsmail Türküsel olsa patlatır şakayı. Ama o İsmail Türküsev. DC Comics evreninin başındaki adam değil. Yani anladın <laughs> mı? DC Comics evreninin başında kim var? Hangi yetkililer varsa demişler ki Fandom, Fando, fand... Fandome diyelim. Küre gibi yapalım. Arkaya 3D bir set Aa. kuralım. Kubbe gibi olsun. Hayranlar kubbesi deriz oraya. <gülüyor> <gülüyor> Falan Kubbes. demiş. Kimse de şey diyememiş. Efendim saçmalıyor musunuz diyememiş ve DC Fandome ismindeki bu eser ben cumartesi günü yayına girdim de aynı anda canlı yayında başlayınca chat'te dediler ki hadi abi bakalım aç bakalım dediler. Ben de açmış bulundum. Hmm. Yani yemin ediyorum Bak, Türkçe karşımız. olimpiyatları daha kaliteli bir prodüksiyon. Aman dur. <laughs> hayatta... <laughs> <laughs> Vallahi söylüyorum. <laughs> Bak. Yani gerçekten o günden beri düşünüyorum diyorum. Yani DC fandomu 4.5 saat kanka. Oha o kadar sürdü mü? Tabii ben hatta şey oldum lan ilk başladım lan dedim Günhanı Tancan'ı falan da bana hani şey yapalım biraderlerle göme göme izleyelim eğleniriz falan ...4,5 saat dediler dört benim fantezi saat NBA draftım vardı zaten ya hiç Gelemezdim oralı diyorsun. olmadım <laughs> ee, yok arkadaşlar Aman abi falan diyor herkes bakın ben söyleyeceğim bir terör örgütünün düzenlediği Türkçe olimpiyatları etkinliği <laughs> DC fandomdan daha iyi diye bu bu bunu hep beraber oturan düşünelim ya abi bir şey söyleyeceğim geçen sene Covid sırasında bazı AKP kongreleri yaptı ya ortadan böyle Küre çıkıyor, perdeler iniyor, Sayın evet. Cumhurbaşkanımız geliyor falan. Örnek Hatırlıyor musun? Geliyor falan. Evet, tabii tabii. Ya DC yemin ediyorum baksın da etkinlik öğrensin. Abi ne yapmışlar biliyor musun? 3-5 tane oyuncuyu tutmuşlar. Bunlardan bir tanesi siyah adam. Black Adam. Evet, ee, ama beyaz oynuyor gibi. Beyaz değil. Artık ona da beyaz <laughs> demezsin o da. O da POC'dir yani. Neyse. Ya, kırnak içine zaten. Kesin ha. gelir bir. Abi o da tam siyah değil. Siz de artık falan. Şey ne adamın <laughs> ismi ya? Unuttum. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Johnson. Bir şekilde de Johnson herhalde parasını bitmiş, mahalleden mi geçmiş? ne olmuş bilmiyorum. Onun parası The bitmez ya. Dwayne Johnson'ı almışlar. Yeşil perdenin önüne koymuşlar tamam mı? Ee, DC, böyle böyle bak. Yeşil oh, perde. Onu gördüm böyle kocaman bir alanda bir anda kamera yaklaşıyor buna. DC evleri değişecek falan diyor. böyle. Abi Biz o Geoff <laughs> Knightley'nin yaptığı gaming awardları falan beğenmiyorduk ya. Ya bak dünya öyle bir hale geldi ki yemin ediyorum neyi beğenmiyorsak bizi aratıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yeşil perdenin yanı çikir çikir ediyor. Pikselleri gözüküyor. Kamera böyle Dwayne Johnson'a geliyor. Dwayne Johnson diyor. Ben Black Adam'ı oynamak için dövüldüm. Şimdi size Black Adam fragmanını göstereceğim. Falan diyor. Black Adam fragmanı diye bir tane cübbeli iki saniye havada uçuyor. İki tane de tuhaf politik açıklamalar yapıyor. Sonra kapanıyor fragman diye gösterdikleri şey. Bombok rezil bir şey. Şazam'dan kötü yani. Oğlum bir şey yok ki. Ben baktım hani ben dedim hadi, hadi izleyeyim dedim. Dört dakika yazıyor videoda tamam mı? Dedim herhalde böyle bir sahne falan koymuşlar. O da anlattı böyle açılış sahnesini göstereceğiz sizin için falan. Yere eğildi, kalktı, uçtu, bitti. Tabi. <laughs> tabi tabi. Sonra iki saat geçti. Ya ben orada artık kapattım lanet olsun dedim. Bunu mu izleyeceğiz dedim. Yani e, çünkü cringe sınırım hızlı fırladı gitti. Doyanamadım ben. Ya abi ben DC okuyarak büyüdüm. Ben DC, DC çizgi romanları okumak için iPad aldım. DC çizgi romanları okumak için komik abone oldum. Evime boy boy DC çizgi romanı aldım. Ben DC okurayım kardeşim. Ben utandım utandım abi. Ne demek utanmak ya? <laughs> Kapattım ya etkinliği. Abi inanılmaz bir şey. Yani o bitiyor. Hop diyor. Şimdi sonra bir de hadi orada neyse Dwayne Johnson'ı bir şekilde getirmişler. Star Power'dır dersin. Güreşçi adam çok iyi oyuncu değil. Neyse hadi falan dersin geçersin. Ondan sonra böyle şey getirmişler birkaç tane. Ee, şak, şak tip getirmişler oraya. Artık ne olduklarını onları bilmiyorum. Oyuncular mı neler belli değil. Hmm. Onlar... Evet arkadaşlar. Siz fanları çok seviyoruz. Bak taklidini yapıyorum kameraya bak. Herkes seyirci. <laughs> Alt tabcılar gelin taklidini. Yani DC fandomu izlemeyin diye bu taklidini yapmak lazım. Çok rezil. Arka planımı yeşil düşünün. O yeşilin üzerinde <laughs> böyle... normal insan mı bunlar? Birileri bunlar. Bu böyle şeymiş işte. Evet. Flash'ın dördüncü sezonunda bir tokat diyen bir tane bir tane kastmış mesela. Falan, öyle tipler yani. Ha. Bu evrende rolleri var ama ben tanımıyorum yani. Birisi işte süpergirl'ın mızrağını tutan çocuk falan. Birisi böyle tamam mı? Mızrağını tuttuysa. Böyle diyor. Evet arkadaşlar diyor çok heyecanlıyız. Siz hayranlarımız için inanılmaz şeyler yaptık. Bakın şimdi Twitter'dan gönderdiniz poster tasarımları diyor. Yemin ediyorum milletin Twitter'da yaptığı Yayıncılar subredditlerine bakıyorlar ya böyle yayınlarda anladın mı? Bakayım subreddit'ten neler gelmiş. <laughs> Discord'da falan yapıyorlar değil mi? He, ee, yani. Discord Discord'da adam bağlayacaklardı neredeyse. Hadi o geçiyor. Aa! Şimdi diyor sizler için çok büyük bir projemiz var. inanılmaz bir şey geliyor diyor. Hadi ne gelecek acaba diyorsun. Superman'in köpeğinin olduğu diziyi tanıtıyorlar. Yemin ediyorum. Böyle bir şey oluyorsun. Allah Allah diyorsun. Hadi bir sonraki. Evet, evet arkadaşlar siz hayranlar şimdi sizin sizin gönderdiğiniz cosplaylere bakıyoruz diyor. Cosplay'leri gösteriyor ekranda fotoğraf hani böyle bir, bir şey de yapmıyorlar ha. hani anladın mı? İlk, mesela cosplay'lerle böyle bazen video yaparlar ya konsept öyle de değil. Ha. Cosplay çocuklar böyle instagram fotoğraf koymuşlar. <laughs> Bunlar da böyle <laughs> alıp sunuma koyar gibi. <laughs> 4,5 saatlik DC fandom etkinliği falan diye etkinlik yapıyorlar utanmadan. Onu koyuyorlar ondan sonra işte biz bir aileyiz biz bir aileyiz falan çekiyorlar böyle nespatır gibi. Abi koca DC'nin düştü hale bak ya. Yemin ediyorum biz Marvel filmleri varken falan Marvel beğenmiyorduk. Ya bak modern dünya bizi öyle bir hale getirdi ki kanka. Neyi beğenmiyorsak bunu bak en çok şeyde yaşadık ya. Star Wars Episode 8 çıktı. Evet. Yer misin, yemez misin gömüyoruz. Episode 9 bir çıktı ulan dedik ki 8'deki çocuk en azından senaryo yazabiliyor dedik. Yani <laughs> öyle bir muhtaç, öyle bir ihtiyaç haline düşürmüşüz DC'nin durumu falan çok kötü abi. Yemin evet, ediyorum evet. devlet hastaneleri falan DC'den daha iyi durumda. Çok bak gerçekten. AKP pek çok şey iyi yaptı dedim DC fandom izleyince ya. Yeminler ediyorum. Bu kadar rezalet bir şey ben kaç zamandır izlememiştim ya. Çok utandım Keşke... abi çok utandım lan. Utandım oğlum. DC'yi biri satın alır mı? Warner'ın Warner elinden kurtarırlar mı acaba ya? <laughs> DC ve Warner beraber bir yere mi satılsa artık? Buradan dönmeyecek gibi duruyor. Satılmasın <laughs> artık bunu gömelim yani ya bu bir ara bunu kapatalım. Ferment olsun. Bir 5 sene sonra hani viski gibi anladın mı? Meşe koyalım. Belki... Bence... anladım. Belki biraz toparlar <laughs> Belki nostalji nostalji oluruz. Şey oluruz. Abi ha, hatırlıyor musun? Batman vardı ya falan oluruz da. <laughs> Aa, ama abi öyle deme. Batman, Fortnite, Zero diye çizgi roman duyurmuşlar. Mükemmel durmuyor muydu yani? <laughs> ben onu skin zannettim biliyor musun? İzledim izledim. Aa dedim Batman sikin herhalde bu dedim. Sonra çizgi roman art cover 6 cilt. Man 6 sayı falan dedi. Böyle... <laughs> Yani e... Çikim değilmiş. <laughs> ben esas bak ya? hiç Batwoman izlemedim. İki sez üçüncü sezonun fragmanı çıkmış. İki sez sezon ben sez <laughs> hiç izlemedim Batwoman'ı. Ee, bir tek şeyle dalga geçtim. Ha Batwoman siyah olmuş diyenlerle yine dalga geçtim. Çok da keyif alıyorum bu siyah olmuş diyenlerden. Ama oğlum o nasıl bir fragman lan? Çok kötü. Yani <laughs> o yani dizi dizi gibi de değil. Bayağı ya, böyle Müsamere. 1900 Aynen. Niye bu kadar kötü bir şeyin peşinde koşuyor? Yani biz Flash'la Arrow'la dalga geçtik de onlar bunun yanında ne bileyim Götümle falan vardı ya. Götem götem 5 sezon. Reis, yani onlar bunun yanında kral kalıyor yani. Biz arka arkaya yayında da olduğum için bir bakalım dedik. Yani chat'teki arkadaşlar doğan merak edince 4,5 saatlik fandom izlemedik. En nihayetinde ama düşen bütün fragmanları izledik. Bir kere Hı -hı. her şeyden önce şu çok bariz ortaya çıkıyor ki boktan CW vardı ya hiç sümüğümüzü evet. atmadığımız o işler. Onlar bir kere DC'yi ele geçirmişler. Yani DC'de birisi demiş ki belli ki kimse DC'nin yöneticisi. Demiş ki ya Zack Snyder falan çekiyor da başımıza iş oluyor. Bak CW'ye demiş. Sürümden kazanır gibi. Abi Doom Patrol'ün 3. sezonu. Kum petrolün 5. sezonu. İşte <laughs> Chaps League'in 8. sezonu. Star Stargirl'ün 2. sezonu. Zaman Yolcuların 6. sezonu. Flash'ın 8. <laughs> sezonu. Flash, Flash. Flash oynayan mi? çocuğu Doğru. bağladılar. Yemin ediyorum Flash aradı. Eskiden severek izleyen varsa 8 sene önce daha genç arkadaşlar bilası. Ben ilk sezonda da sıkılmıştım onu. Ama Flash'la ilgili iyi anıları olan varsa çok rica ediyorum açsınlar DC Fandom'da düşen. Flash'ın 8. sezonunda Gastin Justin Gostin'i bağladıkları bir tane şey vardı işte Flash oynayan çocuğu. Ay bak. Hı -hı. Hadi ne olur taklidini yapalım. Ben sana taklidini yapacağım. Sen şimdi sonucu ol. Hoş geldin Flash. Yeni sezonda bizi neler bekliyor filan de. Bak ben taklidini yapayım sana. 3 2 1 Hülaş hoş geldin. Nasılsın? Yeni sezon geliyor. Ne düşünüyorsun bu sezon hakkında? E, hayranlarımızı çok seviyoruz. Evet Bu sezon inanılmaz şeyler olacak. Sizler için inanılmaz şeyler yapacağız. Kırmızı kıyafetinle değil mi? Evet evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs> bu almıştım. abi Yemin ediyorum böyle ya. <laughs> çok utandım çocuk adına da çok utandım. De şey oldum böyle ya çocuk resmen diyor ki ya benim ne olur salın ya. Benim sözleşmem sözleşmem artık bitmedi mi yeter diye bağıracak çocuk gözünden. Yani korku filmi gibiydi abi anladın mı yani. hani böyle birisi. orada <laughs> deseler ki abi iyi misin falan deseler yemin ederim böyle. <laughs> i̇yiyim iyiyim hiçbir şey yok falan <laughs> diyecek. oğlum çocuk 90'lı zaten yaşlanmış dizide artık adam yazıyor amcama benzemiş. Mahvolmuş herif. 30 yaşına ya. Ay <laughs> gencecik çocuk. Flash gibi oradan oraya hopitik cipitik koşan çocuk. 8 sezonda Brian Cranston'a dönmüş. Uyuşturucu <laughs> <laughs> işine girecektim buradan artık. Ya. ya, bu. yani ya uyuşturucu işine girecek ya. Uyuşturucuya düşecek zaten herif. Kafa gitmiş belli ki. Çok kötü olmuş. En son şeye baktık. Batman fragmanı geliyor dediler. Oyunum oyunu falan kapattım. Hadi şimdi ha, Batman yani. fragmanı konuşalım zaten. Ha, gelelim oraya aynen. Ha, dur dur ilk Flash filminin fragmanını konuşalım. İlk bir çıkarttılar şeyi. Neydi bizim şey olan? Dumbledore'un gençliği. E, flash olan şey. Evet. E, öteki Flash. E, <laughs> Lafını de, biliyorum. Bu DC fandom etkinliğinde 8 Batman. 3 Aquaman. 4 Superman. <gülüyor> 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 yani artık nasıl olmuş biliyor musun? E, aşırı ucuz otel açık büfesi gibi. Böyle şey otelleri vardır. E ee, toplantı ha, evet. otelleri bilir misin? Havaalanlarına ekseriyet yakın bilirim. olur bunlar. Böyle Holiday Inn Box falan gibi. gibi. Yani. Ha böyle hani açık büfe herif bir koyar. Ona öyle bir koyar ki hani Çin'de de sevdiğini bulsun, Arap'ta sevdiğini bulsun, Afrika'da evet. da sevdiğini bulsun. Yani Her her damak tadından gelen insan sevdiğini bulsun diye böyle hiçbir şeyin hiç iyi olmadığı ama her şeyin bulunduğu açık büfeler yaparlar lezzetsiz lezzetsiz. Tam DC fandom etkinliği buydu. Şöyleydi yani. Eksamidir abi. Batman size çok merakixi geliyor. İşte Batwoman. Batwoman çok mu siyahi geldi? İşte beyaz Batwoman. Siyahi Batman yok diyorsunuz. Siyahi Batman yok. Ama Batman Incorporated serisinde sadece 5 dakikalık gözükmüş siyahi demir zırhlı Batman işte burada. Robin mi istiyorsunuz? 4 tane var. Bir tanesi ölü falan böyle anladın mı? Yani dayı ne satıyorsun? Sıra da Batman geliyordu. Ne oldu acaba? Oraya mı ki? bir yere Batman gelecekti oraya Abi bir de zaten şey çok iyi. Batwoman'da bir tane Batman var. Flash'ın filminde bir tane Batman'in ensesi gözüküyor. Hı -hı. Batman diye ayrıca film geliyor. Çizgi filmleri zaten girmiyorum. Bir tanesi de Batman'in köpeği var. Süper Dogs <laughs> eserinde. Falan. Yani artık böyle... Michael Keaton'un ensesini gördük. Evet bu arada. <laughs> fragman diye Gösterdikleri şey biz fragman hazırlayamadık. Size bir şeyler göstereceğiz. Bir de araba var falan diye. Onu da göstermemişler. Örtüsünü çekiyor. <laughs> Abi e Ezra Miller'ın evet Ezra Miller'ın o son sunduğu flash fragmanı fragman diye kabul etmemek lazım. Eğer fragman evet. diye kabul edeceksek çok acıtlı. Çam şeye benziyor yani çünkü. Snyder Cut'ta katta bir, bir. Zack Snyder böyle arka bahçesinde Joker'i uzaktan titrek kamerayla çekmişti ya. Maskesinin kötü olduğu belli olmasın diye. <laughs> Onun gibi bir şey çekmişler. Michael Keaton'ın haberi bile olmamış belli ki. Bir tane Batman ensesi bulmuşlar dekor. Bak dikkat et o Batman dönmüyor. <laughs> <laughs> Fark ettim ben. Birini yürütmüş olabilirler orada. Biri yürümüş işte abi. Kanka sette yani, böyle Batman bulmuşlar bir tane bak. Böyle bulmuşlar bir tane anladın mı? Hani, şeyde duruyor, askıda duruyor yani hani. Bu kimin lan? Hangi diziden kalma bu abi? İşte ben bunu bir 5 dakika alayım mı herif. Çok var iyi ya. fikir lan. lan askıda Batman mi? oğlum. Bak askıda <laughs> Batman. <gülüyor> Her gelen bir tane alıyor koyuyor askıda Batman. Atıyorum yeni dizi yapılacak. Abi <laughs> Eski... askıda Batman var mı diyor. <laughs> Aynen aynen. En sesi gözüküyor Batman'ın. Oyuncuyu oyuncuyu daha bulmamışlar. <laughs> Biz de bağış yaparız kötü Kötümüş de. Işte. Her izlediğimiz bir Batman, askıda Batman bıraksa her gün bir tane çocuk kurtulur. <laughs> yani ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak hani bu, o kadar her şey kötüye gidiyor ki beğenmediklerimizi bize yediriyorlar diyorum ya. Sana bak yemin ediyorum. Allah canımı alsın. DC fandom'u izledim ve dedim ki ulan dedim en azından Zack Snyder'ın bir vizyonu vardı ya dedim. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum <laughs> Oraya düştük, bu noktaya mi? geldik. Buraya geldik artık. Yani bu artık Blender'dır abi. Yani böyle şey var ya Blender'da her şeyi karıştırdık içtik falan. Çimen atıyor, çiş atıyor işte ne bileyim. Soda <laughs> döküyor. Taş koyuyor içine Blender'da. Çekiyor. İçmeye çalışıyor. Challenge yapıyorlar falan. <laughs> Öyle bir şey değil DC Fandom. Ben hala oraya düşmedim ama hani e, ama herhalde düşecek gibi hissediyorum. Tutun kollarımdan beni diye bağırasım var. Aman yani. yok yok. Yani zaten <laughs> bu şu an bizim yayını falan izleyen arkadaşlar varsa, bizim gibi DC komik seven arkadaşlar varsa arkadaşlar Batman'in fragmanını işte izleyin. Onu da şimdi konuşacağız zaten. Bizim de yorumlarımız var onunla ilgili. Hani siz kanka hani ana ana eserlerden devam edin. DC Fandom'a biz bir girmiş bulunduk. Yani hastalık kapılacak bir ortam var DC fandom'u geç yani. Of. Bir de şey şey var o da var oyun var bir de Gotham Knights oyunu da göster inanılmaz bir fragmanla. Onu görmedim. Onu izledim. Onunla ilgili <laughs> de şöyle bir yorumum var. Nitelikli dolandırıcılık. Çünkü önceki iki sene önce yaptıkları fragmanda bunun looter shooter olduğunu. Evet. Yani şu son çıkmış Avengers oyunu gibi aynı haritaya altı kere girip işte orada Hulk'a daha sağlam omurilik işte ayrın bene daha daha ayrın ayrın düşürmeye falan çalışıyorsun böyle. Onun Gotham versiyonunu ve Batman'siz Batman'siz. Yani bir de ana karakterler de yok. Full Batman'in yancıları ki ben severim Batman'in yancılarını. Ee, Batman'in yancıları girip girip daha sert cape, daha sert batarang. Level 22 evet. epic batarang, level 23 upgraded bat cape falan filan düşürmeye çalışacakları aptal saptal bir oyun kurduklarını hala hiç kimseye söylemiyorlar. İki kere video yayınladılar Arkham ile ilgili. Gotham Arkham ile ilgili. İkisi, bir tanesi de şeyden bahsediyorlar. Yazık getirmişler çizgi romancı 45 yaşında 50 yaşında adamları tamam mı? Hepsi de işinde çok iyi adamlar. Ama ne bilsin 45 50 yaşındaki adam biz bilgisayar oyundan anlamaz. Bunlara belli ki şeyi göstermişler. Oyunun ana senaryosuna şeyi koymuşlar. Court of Owls'u koymuşlar. Hı -hı. Ee, onun böyle video videoları falan göstermişler. Çizer ve senarist çocuk böyle coşmuşlar. Aa ne çizdiyse koymuşlar ya çok iyi falan diye övüyorlar böyle. Hayatında Gamepad'de X'e basmamış adamcağız anladın mı? Hani onu da böyle şey yapmışlar. Kanka bak senin çizdiğin şeyin oyununu yaptık falan. O da böyle hani sevinmiş yazık. Yani onu da dolandırmışlar daha da anladın mı? Yani bizi bırak hani herif bizi dolandıracak daha kendi adamını dolandırıyor ilk önce. Şey diye böyle Stanley'i 90 yaşında çıkarıyorlar. Hadi Stan de sen evet de bir görse falan. E, e, falan yapıyordu adamcağız yazık. Zor yürüyordu adam. <laughs> Daha adam kendi çizlerini senaristini dolandırmış. Ondan sonra fragmanını gösteriyor. Fragmanı da baksan, ne yapmaz? Fragmana baksan sanırsın Assassin's Creed vs. Gotham kapışacak. Halbuki hemen şeyler belli. Yani refleks olarak şey yapmışlar. Bütün bu. E, oğullar atladığı zaman böyle şey yapıyorlar. Kendi pozlarına geçiyorlar. O da şeyden işte. Bu tarz looter shooter oyunlarda bir 5 tane falan düşman tipi vardır. Onun Hı -hı. kırmızısı gelir, moru gelir. Aynı hareketleri yaparlar ki sen o hareketleri ezberle spam yaparak grind yapabil diye tamam mı? Hemen kaslı ol düşüyor, çevik ol düşüyor, ninja ol düşüyor. Böyle halbuki şey belli yani az üç, bir tane iki tane looter shooter oynadıysan ha deyip anlıyorsun hemen. Ama hiçbir yerinde şey demiyor. Aynı düşmanı 72 kere döverek siz de işte mor renkli nightcrawler götü düşürmeye çalışmak istemiyor musunuz? Hiç, sanki böyle evet. düzgün bir oyun yapıyorlarmış kisvesiyle devam ediyorlar. Ulan bir yerde çık dürüstçe de ki. 6 ay sonra Game Pass'te bedava değil de artık millet rahatlasın yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Rocksteady'nin oyunlarından sonra bir de üzücü ya yani. Court of All gibi bir hikayem var. Git bari orada düzgün single player bir şey yap. Ne yapıyorsun ya? Yani? Kafanız da mı çalışmıyor artık ya? Yani? Neyse <laughs> yani gelelim Batman'e istiyorsan. Batman gelelim. fragmanı. Ee, gelelim abi. İlk fragmana ben... kadar coşmadım ben. Ben çok aradayım ya. Birçok şeyden de korktum fragman izleyince. Bruce Wayne yok oğlum fragmanda. Ben hep... Evet. Yani bu biraz... Kylo Ren var. Evet. Kylo Ren var abi. Ben Kylo Ren dedim. Yani... <laughs> ya olabilir Kylo Ren de olabilir diyebilirsin ama hani Bruce Wayne olmaması beni ürküttü. Ya yani bir, bir Kylo Ren olmasından çok. Ya işte hayır yani şu. E, Batman Yirvan çok sevdiğimiz bir çizgi roman. E, ve tabii ki şey güzel. Yani Bruce Wayne'in henüz böyle Batman karakterini oturtamadığı, Batman'i oluşturmaya çalıştı, ilk bir takım maceralarını yaşadığı falan. O dönemin işlenmesi de güzel. Ee, Ego falan da olacakmış galiba. Ondan da esinlenmişler. Ego'yu da ben okuyalı yıllar oldu. Ha. Neydi hatırlamıyorum ya yani, Batman Ego'yu. E i̇şte Ego. şey başka bir şey. Yani bir yerde mesela yere... Ben şeyde, şeyde falan bir tık böyle... Ben gerildim. Evet, böyle bir yere çözmüş, dört tarafına birden böyle yere notlar yazmış. Babamın günahları falan yazıyor ya yerde böyle. Eyvah dedim. Da şey bu. Linkin Park klibine doğru hızlıca ilerliyoruz şu anda dedim. Bir yere yatan Joker geldi mi aklıma. Abi yani? evet. <laughs> diye bıçakla nasıl yatan Joker'i de görmüştük. Yani yerden mesaj anlatılmaya çalışılınca çalışılınca şu ana kadar işler hiç iyi gitmedi. Bir de böyle anlamsızca şeyler Kyle serpiştirmişler her tarafa. Yani çok sıkılıyorum ben Catwoman'dan. Çok sıkılıyorum. Yani Tabii. Ee... Catwoman'ın da bir derdim yok ya. Catwoman bence güzel olacak hatta. Catwoman olmasa bu film kurur gibi hissettim ben. <laughs> Tam tersine. E işte, <laughs> tabi. Her, herkesin farklı bir bakış açısı var abi. Ben de, bense şöyleyim. Bir Batman filmi de Catwoman e, supporting rolden daha fazla gözüküyor gibi bir hissiyat geldiği zaman bana ben çok soğuyorum. Çünkü iyi, o, o, dinamik çok eski bir dinamik. Yani artık çalışmıyor. Wow <laughs> <Ha>, Batman. <laughs> e, tamam kanka. İşte 60'larda kulmuş bu. Artık çok eski geliyor. Catwoman'ın bana karakterizasyonu falan da çok eski geliyor. Ne yapıyor? Bu kadın hala halatlarla tırmanıp elmas mı çalıyor Abi camdan, şeylerden, apartmanlardan? Yani işte belli onu... ki öyle olmayacak ya. Yani ben şeyi düşündüm. Hatta negatifi söyledim. Bruce Wayne de görmedim ve bundan şundan da korktum. Yani Robert Pattinson'ı Bruce Wayne olarak göstermemek olumsuz çünkü ya beklediklerini alamadılar ya da bunu yani mutlu olmadılar. İkinci taraftan da pozitif olabilir. Abi hiç göstermeyeyim çünkü muhtemelen bunlar çok ağır tempolu bir film yaptılar. Ee, biraz düğünde da olduğu gibi bütün aksiyonu fragmana yiyelim ki hani erzi bildiğimiz Batman'i görsün. Ama filmde ben bu kadar homojen aksiyon olacağını da zannetmiyorum bir yandan da. Yani evet. korktum ama bir yandan da bu, burada da pozitif bence. Hmm. <laughs> e, e, Tabi işte, tabii şöyle yani şu an tabii ki işte fragmandan film anlamaya çalışmak birazcık şey gibi. Yani delikten evet. bakıp da bütün odayı anlamaya çalışmak gibi bir şey haliyle. İki Zarat buçuk saat adamlar, iki buçuk adam saat film, adamlar film çekmiş. Biz iki dakikadan bir şey anlamaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. İlk fragmanı izleyince ben demiştim ki oh be. Oh. Yemin ediyorum o Jeff Love'un çizgi romanlarında okuduğum. Aradığım Batman. Hadi verin şurada da lıkır lıkır kana kana içeyim demiştim. Joker'in ilk teaserında da bunu demiştim. Şimdi bir kere zaten <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> e, biliyorsun Joker daha sonra zurna çalan Joker çıktı ya böyle. Ben hiç açık olmadım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Şimdi bu ikinci fragmanda ilginç bir şekilde yani artık şunu anlıyorum biz 35 yaşındaki seyircileriz ve biz değiliz ana hedef kitle. Yani Dune'un da mesela bir tane ikinci fragmanı vardı hatırlarsan şakalar komiklikler aksiyon fragmanı onu da beğenmemiştim ilk fragmanını beğenmiştim Dune'da da. E yine Warner Bros bu şirket yani ilk film mesela herifler şöyle düşünüyorlar kafalarında ilk fragmanda hani bir hardcore serinin fanları bir coşsun. İkinci fragmanda bu neymiş lan inşallah haberimiz öyle. yok diyenlere Hı -hı. hani böyle daha Fortnite vari geniş bir fragman yapalım. Full aksiyon filmiymiş gibi gözüksün. Ondan sonrası Allah kerimcilik yapmış olabilirler. Çünkü o hissi aldım. Ama <laughs> medyumlukla yapmaya çalışıyor olabilir şu an. Belki de ikinci filme benzer bir şey çıkacak. İkinci film bana çok şey geldi ya. Kyle Oren böyle sinirleniyor etraf kırıyor. Babam öldü falan. Yani <laughs> yani böyle angsty denyo batman imajı vardır. Batman falan demek dışında bir bok yapamayan gıcık bir Batman tiplemesi çıkıp türedi ya bir arada. Evet. O bir hiç fragman şey. bana biraz şey geldi böyle. Of hadi hayırlısı olsun dedim yani. Çok çok iyi gelmedi. Ee, öte yandan şeyi de hissediyorum. Yani Gareth Edwards sanki iyi bir şeyler yaptı ve fragmanı özellikle koymuyor. Ya benim umudum ve inancım şu an böyle biz filme girdikten sonra falan diye ilk böyle yarım saatte penguen hikayesini çözüp ondan sonra Ligman'ın çevirdiği problemleri çözmeye çalışan böyle Sevenla karışık Batman gibi bir şey izleyeceğiz diye benim kafamda head kanonumda böyle bir böyle bir şey var. Ama yok. Trip istiyorsun bu arada. Ben ne dedim? Evet. Edwards dedim. Geret Edward's hangisi? Yaşlıyım ben abi beni şey yap. Metris yönetmen. Metris Metris, Metris biliyorsun maymun filmleri yönetmesiyle meşhur bir evet. arkadaş. İnanılmaz o bir filmler. her çok bana. iyi bu arada. Sen izlemesen de yeni yaptığı Planet of Apes'ler bayağı iyidir yani. <laughs> evet. Bir şey ben izledim onları ve o filmler yani yani şuna şu <laughs> bak bir şey söyleyeyim. İyi de öldür hakkını yeme. Ben o filmleri izledim ve dedim ki abi herif yani maymunla film çekiyor ve iyi filmler lan bunlar. Ya bu nasıl bir adam dedim yani içimde. Herife hayranlığım arttı bu süreç içerisinde. Bir sahne vardı hele maymun iki elinde makine tüfek var tırt tırt diye koşuyor. Fragmanda görüp bu ne lan demiştim. Filmin içerisinde çok gaz o sahne mesela filan. Evet güzeldi. Ben severim o iki filmi de iyi filmler. Ee, Konuşuruz bir gün. Ha işte neticede şey yapmak lazım. Ee, birazcık böyle şeyim. Özetle ikinci fragmanı beğenmedim. Benim aradığım Batman filmi bu değil. Aradığım Batman'e ulaşamadım. Öte yandan 3.5 2.5 buçuk, buçuk saatlik koca filmin 2 dakikasını görüyoruz yine. Farklı bir kitleye doğru montajlamış olabilirler işi. Ee, öyle. Yani böyle gerçekten. aşırı bir eleştirim yok. Yani Selina Kyle bence çok sıkıcı bir karakter artık yeter. Ee, yani inşallah onu bir güncellerler. Bana çok artık outdated geliyor. Konsept olarak da outdated geliyor. Batman e Batman'e dinamikleri de çok antika geliyor. Yani artık 2021 yılında geçmiyor mu mesela bu film. Yani Cat Burgler. Ya, o kadar atmışlar ki. Yani <laughs> neyse. Bilmiyorum Sen, nasıl bak... geçecek bu arada tabii. Colin Farrell geçecek? bence müthiş fragmanda. Yani ben herifin Colin Farrell olduğunu falan unuttum. Bu herif kim diye Google <laughs> ettim tekrar Colin Farrell olduğunu hatırladım. Ee... ilgini ilgimi çekti mi bu? <laughs> çok iyiydi. Ya O yüzden evet. böyle filmle alakalı genel bir karamsarlığa kapılmadım. İkinci fragman herhalde beni hedeflemeyen tipte bir fragmandı deyip geçtim. Ee, görsel olarak çok iyi gözüküyor film. Bu arada herkese şunu tavsiye edebilirim. Ben ilk YouTube'dan izledim fragmanı canlı yayın sırasında. Ve şeydi Zack Snyder tükürmüş gibiydi ekrana. Ee, sonra YouTube'dan tekrar izledim. Fragman biraz daha iyi gözüküyordu. Çünkü o kadar fazla siyah değilmiş fragman aslında Green'in tonları varmış. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü son zamanlarda yönetmenler dijitale koydukları işlerin kalite kaybından çok bahsediyorlar ya. Evet. Sonra Vimeo'da sıkıştırılmamış evet. 4K versiyonu var. Bak meraklısı varsa ki ben meraklısıyım DC'nin ve Batman'in fark etmediyseniz diye söylüyorum 150. bölümümüzde yatay bakışın. Baya güzel gözüküyor. Vimeo'daki 4K versiyonu çok tavsiye ederim. Vimeo'daki 4K versiyonu izleyince benim içime daha çok sindi. Çünkü bir anda herif şeyi fark ettim yani. Işıklarla ve gölgelerle oynamış herif. Öyle şey yapmamış. Karanlık buram kısalım kontrastı vur baba falan yapmamış. Aksine çok yumuşak geçişler var. Fragman çok daha iyi gözüküyor 4K versiyondaki. Vimeo'da sıkıştırmamış versiyonda. O yüzden kesinlikle sinemada ya da IMAX'te izlenmesi gereken bir film olduğuna direkt kanaat getirdim. Yani Batman'e merakınız varsa bunu ne olur korsanlamayın. Çünkü YouTube'daki fragmanla Vimeo'daki fragman arasında bile gerçekten estetik olarak çok güzel bir fark var. Bir tanesinde... Pricer bu arada görüntü netten. Ha, tanımıyorum. Dune'un da görüntü yönetmeni, öyle diyeyim. Matt Reeves <laughs> mi diyorum ben bu adama sürekli? Matt Reeves? Sen Gerrit Ed Edwards dedin. Ha, tamam, Matt, Matt Reeves doğru tamam. adam. E, görüntü yönetmeni de Greg Fraser, Dune'un da görüntü yönetmeni. Ee... Sağlam abi yani, bayağı sağlam bir kardeşimiz. <laughs> e, evet evet, yani şöyle söyleyeyim bak. YouTube'da, live'da izlediğimde sıkıştırılma tabii farklı oluyor canlı yayında. E, ve gerçekten şey gibi de hani böyle... Mesela ben de premierde böyle biraz daha karanlık gözüksün istedim ve gamayı kontrastı kısarım. Yani ben şimdi evdeki köylüyüm yani benim gibi iş yapmışlar gibi gözükmüştü. Biraz tadım kaçmıştı. Sonra oturup efendi gibi atılan 4K uncompressed versiyonu izleyince gerçekten keyif aldım. Tavsiye ederim hakikaten bu işi çok seven merak edenler varsa. Kesinlikle. Ya benim hissiyatım biraz daha şey bu fragmanla ilgili yani korkularımın yanında pozitif yönüm de var. Ee, ama şu çelişkiye takıldım. Daha dedektif hikayesi dediler. Sen de söyledin zaten. Bunlar da söyledi. İşte yani sadece Year One olmayacak işte farklı işte biraz da işte Halloween olacak şey olacak. Ego olacak. Farklı çizgi romanlardan esinlendik. Okey. Ama yani ne dedektiflikle ilgili bir şey var. Ne bir e, orada biraz daha o durağanlığı verecek. ilk fragmanda da yoktu bu. Ya hoş nasıl verir bunu bilmiyorum yani bu işte fragman iyi fragman bu yapıyor belki biraz bunun üzerine çalışmaları lazımdı. O i̇lk fragmanda vardı abi katılmıyorum sana İlk fragmanda böyle Batman'i çağırın Aa adam not bırakmış cesedin üzerinde notlar var sanki Seven değil de Eight filmini izliyormuş gibiydik ilk fragmanda. Abi notlar evet. var bütün Batman filmlerinde var yani notlar varsa işimiz okey o da yetersiz bence yani ben ondan da etkilenmedim. <laughs> Okay. Yani Ya, çünkü de notlar var. ben de bakayım notlara abi. Ne güzel notlar var. <laughs> benim kastım şu. Biraz pues, daha böyle sneaky'dir ya Batman. Okay. Girer araştırır Sherlock gibi bir iki hamlesini görseydik. Ha okey derdim o zaman. Burada bak ilkinde de yumruk atıyordu okey. Hadi dedik ergen Batman. Bunu da kuruşuna yürüyor oğlum adam. Vurun abi vurun. Oh, bir de ona böyle şekil yapmışlar. En sevmediğim fragman tekniği. Ay bir şey söyleyeyim Pata mi? pata 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 Iyice de, amca gibi söyleneceğim ama ben de şeye gıcık oldum hakikaten makinen tüfeğin üstüne yürüyorsun salaksın ulan zaten çenen açıkta zekalı yani çenenden bir mermi yesen muhtemelen geberdin gittin Oğlum millet de şey demiş şey abi çok iyi olmuş o sahne falan arkadaşlar süpermen değil bu yani bu merminin üstüne yürümemesi gereken bir herif bunun farkındayız değil mi yani ne olur artık Batman'in kim olduğunu ne olduğunu bir araştırıp bir öğrenek ya artık gelmiş 75 bak... yıl Batman var abi ya Nolan onlara çok dikkat etmişti hareketlerinde işte kurşunla savuşturma hareketler hızlı fightlarda işte hızlı görünmeden hareket yani batman böyle gelip baba giriyoruz ha hadi bakalım kelebek falan o biraz şey o zaman hani tamam bak böyle batman de yapabilirsin ben şeye karşı değilim yorumdur yani çizgi romanlarda da var kavga edeni de var aşık olanı da var denyosu da var dindarı da var hepsi her tür batman gördük hmm. ama sen dedektifsin dedektifiz diye yola çıktın daha böyle hani tamam anlıyorum bu fragman gene hitap ediyor zaten full aksiyon bütün filmdeki belki de bütün aksiyonun büyük bir kısmı oraya yığmışsın ama abi bir şey de göster yani böyle bana göğsüne kurşunlar da gelen Batman gösterince umarım öyledir diyorum yani homojen değildir ee, ve Paul Dano'nun işte esas şey karakterinin, Riddler karakterinin bütün böyle derin bir plan yaptığı kafa yorduracak böyle güzel bir hikaye çalışıyordur arka planda çünkü umarım. tek umudum o yani onu böyle ufacık bir gösterdiler işte kafede kalk, barda kalktı böyle kafeye şey çizmiş. Ki Paul Danu hiç görmedik ki Paul Dano inanılmaz bir bence. Ona, ona ağırlık verirlerse Dark Knight'taki Joker gibi çok güzel bir iş görebiliriz ama yok filmin büyük bir kısmında homojen kurşunlara yürüyorum kardeşlerimle kafa atıyoruz kuzenlerimle tarzı bir şey olacaksa baya tatlar kaçacak yani. Çette mesela Erdi Küçük demiş kurşuna yürüme da Polat Alemdar muskası varmış gibi yürüdü kurşunlara dedi. Ya evet. Yani kurşuna yürümek gerçekten Batman'e yakışmayan bir hareket. Yani böyle dramatik bir sahnede hani vurun lan çekip hani bir tane böyle iki tane böyle yaptığı zaman vay helal olsun delikanlı adammış diyorsun ama ölümlü olduğu için yani ve Batman'in zırhı da bilmiyorum bu, bu derece mermi geçirmez ağır bir zırhı yok. Yani tamam mermiler sekiyor üzerinden hani iyi bir zırhı var ama yine de şey bir zırh hani ama yüzünü falan korur abi ya bari i̇şte yüzünü evet. falan koruyarak girdi yani mi yani. Mermiye kafa atıyoruz seviyesinde bir zırh genelde kullanmaz Batman. O da şu yüzden bir kullanmaz. Kullansa kullanır yoksa bir trilyoner tri tri adam. Yani belki inanılmaz teknolojik bir şey takmıştır üstüne. Ama dikkat edin. Zaten Batman üzerine aşırı muazzam bir zırh taktığında aslında Batman'lik esprisi bitip Iron Man'e kaymaya başlıyorsun. Yani hep şeyi söylerim ya ben. Ee, Süperman Bu kahramanlar birbirlerine çok komşu bu kahramanlar birbirlerine. Batman'i fakir ve kör yapıyorsun Daredevil oluyor. Batman'i fakir ve daha da psikopat yapıyorsun Punisher oluyor. Batman'i zengin ve alkolik yapıyorsun Iron Man'e doğru dönmeye başlıyor. Bunların dördü de Determinator. Anayı babayı gençken kaybettim. Ula intikam alacağım. Problemli bir kişiliğim var karakterleri. Ve dördünde de aslında çok yakın temalar işleniyor. Ve ben aslında bu skalayı açtıkça açarım da daha da tanımadık kahramanlara doğru gitmeye başlarız ama... Süper çok kahramanlar var. Çok temel bir takım konseptler üzerine inşa ediliyor şey gibi düşün. Yani rol yapma oyunlarında nasıl işte savaşçı okçu işte anladın mı? Rogue, <laughs> büyücü falan var. Ondan sonra sen onun varyantlarını çıkar. Ya, o büyücü beyaz büyücü iyileştirme yapıyor. Bu büyücü ak büyücü mor büyücü o şey falan büyücü işte. Yani çok o küçük. Kuş ya, bir yerden sonra küçük ayrımlarla ayırıyorsun. Haliyle ben mesela şey gibi. Batman görmek istemiyorum. Babamın parasıyla zırh yaptırdım ama şimdi kafa atıyorum mermilere. Yani inşallah bu adam değildir de biraz daha 8000 sene ninjalık öğrendim. Şimdi inanılmaz sis bombalarıyla gençleri korkuyorlara salacağım falan. E çünkü şey sahneleri de bir yandan hoşuma gitti bu fragmanda. Küçücük gördüğümüz. Batman böyle gölgelerin arasından Heberaz diye çıktı. Zaman Allah adam geldi falan diye korkuyorlar ya. Evet. Yani o inşallah bunu daha çok görürüz. Çünkü Batman'in olması gereken şey o ya yani böyle sokaktaki serseri ite köpeği korku salan Polat Alemdar gibi bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de <laughs> bak şey olarak bunu vermek de zor abi. Yani şimdi tamam Batman oluyor maskeyi takıyor. Şimdi Robert Pattinson'ın o şeyini de çok görmüyoruz. Sadece donuk bir halde vuruyor, vuruyor, kırıyor. Bunu tek görebildiğimiz bence zaten hani e, belki bazen. Bence Michael Keaton o sırıtması, hareketleri biraz tabii Jack Nicholson'ın da orada aynı ee, hareketleri, yüz hareketlerini iyi kullanmasının da etkisi vardır. O filmi öyle sürüklüyordu 89 Batman'de. Ha, oyunculuk da yine tartışılsın. Çok önemli değil de o maskenin altından bir oyunculuk yapmak başka bir şey. Robert Pattinson ne kadar iyi oyuncu olduğunu senle çok konuştuk. Ama bununla ilgili de hiçbir şey vermedi fragman. Hani Yok. Robert Pattinson Batman olarak ne yapmış desen bağırıp vuruyor. Yani okay. Ay, evet. O sahneye ben cringe oldum. Yani şeyi çözemediler hala. Artık Nolan'ın Batman ile alakalı şunu barışmamız lazım. Joker'i sorguladığı sahne var ya bir tane. Bar, bar, falan diyor böyle. Skeçleri falan yapıldı on kere biliyorsun. Yani böyle Joker şey diyor. Anlamıyorum neyi soruyorsunuz? Bur, bar, bar, falan diyor böyle. Bur. Dur dayı ne diyorsun? Bir konuş ya. Yani Batman sesi. <laughs> Batman sesi. yapacağız diye anlaşılmayan bir karaktere dönüşmesinden çok diskiniyorum Batman'in. Matt Reeves bir yerde Met, işte adam Robert Pattinson bir yerde cama vuruyor. Be be be. diyor böyle. What do you do diyormuş. Ben alt yazılı gördüm daha sonra da anladım. Yemin ederim ilk duyduğumda anlamadım. Anamı öldürdün mü diyor? Babamı öldürdün mü diyor? Küfür mü ediyor? Ne ha, küfür Mü ediyor? Ha anamı küfür mü ediyor? Ne diyor? Dilini anlamıyorum. <laughs> <laughs> Yine Yine deli gibi. Ha ya yani bir yandan Batman'in deli olması hoşuma gidiyor. Buradaki Batman belli ki daha kafası kırık bir Batman. Onu bir kaç kere göstermişler ya yani galiba suçlulara çok daha fazla vahşet uyguluyor. Birkaç kere işte Alfred'in ya da Kedi Kadını falan korktuğu evet. küçük detaylar var. Güzel. Ama öte yandan da konuşma yetisini kaybedince de bir tık bu adamın karizması düşüyor ya. Ya Batman güzel replikleri Ya Kevin Conroy işte abi uzatmayalım yani. İlla Kevin Conroy gelsin demiyorum ama Kevin Conroy 45 sene adam bir fil cephede Batman'lik yaptı bir günden bir güne bıa 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 bı bıa bı yaptı bir anı yok yani adamın. 45 <laughs> sene bu adam abuluk kubuluk sesler çıkartmayı bilmiyor muydu Allah aşkına? Bu ben adam vakti zamanında I am darkness, I am Batman, I am vengeance dedi kutuyu kırdı çıktı da Batman Batman oldu. Kevin Conroy'dan birazcık ilham alınsa ayıp mı olur yani? Ne olacak? En iyi Batman bu adam ya en iyi Batman sesi. Ayıp değil ya bu. Abiciğim mis gibi yaptı herifi yıllarca yani. Valla bakalım. Yani e, araba güzeldi. Bana <laughs> görsel olarak iyi duruyor. Senin dediğin 4K detayı da önemliydi bence. Evet Böyle düşük çözünürlük, dandik evet. bir yerde izlediğin zaman çok kötü gözüküyor. Aynen öyle. Bak. Çok çok önemli. Gerçekten bakın yani ben normalde bu kadar takıntılı değilimdir bu işlere. YouTube streaminde ay oldum birazcık. Sonra 4K izledim. Dedim ki ha bir dakika. Bir şey yapmışlar burada. Öyle fark ya Neden? Çünkü siyah daha fazla. Ee, ve hani bilmeyen arkadaşlar biliyorsunuz, biliyorsunuz bunu bilmeyenler için tekrar söyleyeceğim streaming platformlarında işlemesi en zor dokular. Bir, kırpık kırpık çimen mimen gibi dokular. İki, siyahlar. Siyahları kompres ederken yazılımlar çok zorlanıyor. Haliyle işte projektörden izlerseniz mesela böyle bir filmi çok daha iyi izleyeceksiniz. Haliyle bir yerlerden kaliteli 4K bulursanız çok daha iyi izleyeceksiniz. Çünkü siyahları sıkıştıramıyorlar. Guess what? Bu da Batman filmi ve her yer siyahın tonları. Siyahın eli tonu var yani. Bir de gibi. izlediğin yer abi. Biri dandik telefonunda izliyor. Öbürü monitöründe izliyor. Öbürü başka TV'sinde izliyor. Yani. Hep o tartışılıyor zaten. Hmm. Asıl esas dert o yani. Perdede adam sana gözünde kurduğunu gösterecek. Diğer tarafta sen bu küçücük ekrandan bakıp Twitter'da biri paylaşmış falan diye ha, bak gibi olmuş. <laughs> ya işte orada olmuyor. Gözükmüyor yani. Tabii. Anlaşılmıyor. <laughs> Öyle yani. Hmm. Batman'le ilgili... E Bilmiyorum çok böyle ben de çok coşmadım ama görsel olarak iyi bir iş gelecek belli yani görüntü yönetmenliği bence bayağı iyi olmuş. Ama onun dışında ne göreceğiz çok aradayım. Bakalım. Cık, bilmiyorum inşallah iyi olur ya. Üf. Yeter artık kalbim kaldırmıyor vallahi. Yeter. <laughs> Daha da var 2022 zaten gelecek. De. Yeter zurna şalan Batman olmasın da. <laughs> Joker'deki gibi anladın mı? bu sefer? Şekil fişimden biri çocuk olmadım. <laughs> bu olmasın da. Çünkü biraz o gibiydi de yani. E bakalım ne yapacaklar. Şimdi. Şu İgo'yu falan bir daha okuyayım ben hiç hatırlamıyorum yani ne anlatıyordu orada. Çok oldu okuyalım. Ee, Zack Snyder paylaşmış. Ondan sonra Matt Reeves'e gitmiş. Eyvallah kardeşim demiş. Teşekkür etmiş. Helal böyle çak yapmışlar birbirine küçük sosyal medyadan. Aa canlarım benim. O zaman Warner Bros'tan çıkmadan sana hemen bir haber daha vereyim. Bayılacağım bir haber. Bugün Tabii. e, Dune, Dune karakterleri e, Fortnite'a eklendi baya kırmızı halıyla falan. Onlar da oradalar artık. E, biz seninle bir gün gir Fortnite mı oynasın <laughs> Ulan zaten ben Fortnite hiç... oynasak incelemesini yaptığımız herkes Fortnite'te. Yani biz yatay i̇şte bakışı onda. Fortnite'daki avatarlarımızı da yapabiliriz. Şey gibi düşün. Evet Tancan bugün şu filmleri konuşuyoruz. O filmlerin skinini aldık bugün. Skin Öyle. mi skin aldık hadi baba Skinini aldık bu hafta. Ver çocuğun skinini. Yani gelecek hafta mesela Dune ve Venom inceleyeceğiz ya. Mesela ben Paul Atreya'da sen Venom gibi Fortnite'da gelebilirsin ve yapabiliriz yani bu çekimi evet. gerçekten. Ekrana veririz yani. Fortnite gerçekten Metaverse Metaverse oğulları. Herkes var artık yani. DC Fandom gibi bir şey oldu Fortnite. <laughs> çok fena ya. Of, her yerde gerçekten her yerde yani. Bu arada chatte Bit çok arkadaş söyledi. Doom Patrol DC diziler arasında en iyi giden şey bence ona bakın filan diye iki arkadaş yazdı. Batman isimli bir arkadaş yazmış. Ki konuya hakim bir arkadaşa benziyor. ya, <laughs> ben, ya biliyoruz Batman'i biliyorum canım bizim eski takipçilerden. <laughs> ya izledik oğlum zaten konuştuk ya 3-5 bölüm izledik sonra sıkılıp bıraktık ikimiz de ben, benim hiç devam edesim gelmedi bilmiyorum ileride çok coşuyorsa da Hayırlısı olsun diyeyim ne Ya ben de şey değil mi abi çok dizi var ya. Çok dizi var abi. Daha Succession, Max Session izleyeceğim. Bir şeyler yapacağım yani. Ya tabii yetişemiyorum daha Yetişemiyorum artık. Herkes streaming platformu çıkarıyor. Herkes dizi çıkarıyor. Bir de anasını satayım diyorsun. Tamam, şunu, tamam şunu izleyeceğim. Hadi Netflix aptal min bir dizi çıkarıyor. O hafta bir ona bakayım diyorsun. İki gün, üç gün ona gidiyor falan. Yani yatay bakışın haftada iki güne falan çıkması lazım. Ulan iki güne çıksa <laughs> bu sefer dizi izleme vakit de kalmayacak. Haftanın dokuz <laughs> güne çıkması lazım yatay bakışın. Ya artık bu kontentleri yakalayabilmesi için yetişemiyoruz yani gerçekten. E tabii abi bak iki ikişer film izliyoruz. Ayrı ayrı yayın açıyoruz. Ayrı ayrı kendimizin programları, videoları, bilmem neleri var da ne, ne, nasıl nasıl yaptı, nasıl yani? <laughs> Nereye yetişeceğim? Bir de bende MBA var. şimdi o da başlıyor. Aa ben de anime ye inanılmaz düştüm. Hatta hemen Yume Yume Suno Kaiba. Ne o? Kümet no Kokyuki. Chikeksu Joberek. Demon Slayer Netflix'e gelmiş. Aa Demon Slayer'le haberim var. Hazır gireceksen tamam, oradan abi. aç e, haberde şu e, Demon bütün şey değeri böyle işte food productlar ne bileyim oyuncaklar işte genel market değeri her şey dahil 8 milyar dolara çıkmış abi inanın. Ne? <laughs> yani, i̇nanılmaz bir kolum yani 900 mi milyar yen yapıyormuş bu, bu şey seviye. Bayağı bayağı büyümüş ya. Ben çok merak ettim. Ben de izleyeceğim bu arada. Abi, bayağıdır söylüyorlar da izlememiştim yani. Sevindim. Şu an itibariyle çünkü Kümetsu no Kaiba ne yapınca Japoncası? Yumetsu Kok Bokuro ee, no Har, har Boku no, ee, no Yaiba. Kimetsu no Yaiba'yı geçtiğimiz haftalarda bitirdim. Anime full. Mugen Train'i de izledim. Mugen de bu sene gişe rekorları kırmıştı hatırlarsın Godzilla çıkana kadar. Çok iyi gözüküyormuş o da. Yani. Ee, abi Demon Slayer şöylece herkese tavsiye edebileceğim bir anime bir kere onu söyleyeyim ki ben çok anime tavsiye eden birisi değilim. Ama Demon Slayer çok ilginç bir şey tutturmuş. Bir kere pozitif bir anime. Yani pozitif derken gerçekten böyle hakikaten iyi kalpli çocuklar iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bir naiflik var. Biraz Ted Lasso vibe aldım. Galiba Covid'den sonra daha pozitif karakterleri pozitif ele alan işlerin sayısı birazcık artacak gibi hissediyorum. Bir kere Demon Slayer'da genel bir İyi kalpli bir minnoşluk hali var genel olarak. Ha yine kötülüklerle savaşıyorlar. Kollar bacaklar havada uçuşuyor. Anime abi kan var abi animede. Animede kan vardır <laughs> bir kere yani çünkü. Falan. Eee ama animasyonlar var, çok iyi. Animasyonlar hmm. çok iyi onu söyleyeceğim. Yani Jujutsu Kaisen miydi ben bir de bu sene onu izlemiştim. Eee gerçekten şu an animelerinde bir nokta bir sonraki seviyeye geçilmiş artık. Vaktinde Naruto Naruto'yla büyümüş bir genci olarak artık zaten yani geçilmesi gerekiyordu 15 sene sonra. Demon Slayer izlediğim en güzel dövüş sekanslarına sahip ve şöyle güzel gözüküyorlar gerçekten bir kere. Yani animasyon olarak aa ulan ne güzel bir sahne izliyorum. Vay ulan kılıcın efektine bak ne güzel yapmış herifler. Slow motion'a giriyor. Orada böyle eski Japon çizimleri gibi havada bir su kesiği geliyor. Arkada oh. böyle bir ona göre bir imaj ona göre bir müzik giriyor böyle. Karşıdaki zaten iblislerin hepsi farklı Japon mitolojilerinden esinlenme. Ana karakterlerin hepsi birbirinden renkli ilginç tasarımlara sahip. Bölümler ilerledikçe tasarımları daha da artıyor. E, estetik olarak çok güzel bir iş senaryo olarak ne var CS derseniz arkadaşlar shonen animesidir bu shonen animelerinde bana senaryo sorulduğu zaman artık biraz tetikleniyorum yani shonen animesinde senaryo büyük sormak... gizem yok mu abi büyük gizem yok mu biraz... çocuk adam çıkıyormuş ha, duvarın ya. içinde surat var hadi bakalım şimdi 6 evet. bölüm izleyin o, ne olduğunu izlediniz de iyi mi oldu bırakın shonen animelerinde artık senaryoyu künaryoyu ya koşup koşup birbirlerine vuracaklar işte yani shonenlerin bu şey basitliğini seviyorum. Kardeşim biz şimdi sen yüz yüze geldik, sen de dövüşeceğiz. Bu dövüş sırasında ben kendime dair bir şeyler öğreneceğim. Sen de anını babanı anlatacaksın. Sahne oyun diyorlar. Oyunu bunu. 2 bölüm 3 bölüm sonra geçiyor sonraki maceraya. Artık bunu çok temiz yapmış. Fillersız yapmış. Ivır zıvır yok. Senaryo sürekli ilerliyor. Müzikleri çok tatlı. Görselliği çok güzel. Bu kadar. Kaç bölüm Zaten şu an? 20 bölüm mü? Hayır, ya, zaten bir şonen animeden benim beklediğim bu şonen animesi zaten sana şey katmayacak yani. Hayata bir bakış açısı falan katmayacak. Yani bir, zaten ben bir şey yapmaya çalışıyorum deyip de bugüne kadar patlama bir şonen animesi yok. İyi şonen animelerin hepsi dümdüz. Hokage olacağım, kokage olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Kardeşimin tedavisini bulacağım. Yola çıkıyor, kese kese gidiyor. Yani o yüzden şeye bak bazen şaşırıyorum. Biraz daha genç arkadaşlar böyle şeyciler... E anime konosörü arkadaşlar böyle şey çekiyorlar birazcık. Abi onlar boş anime. Asıl rap 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 var. Galactic Heroes Battle of Science var abi. 386 bölüm. inanılmaz bir diplomatik. Ben onu izlemek istemiyorum lan. Koşup koşup birbirine kılıçla vuran çocukları izlemek istiyorum. Demon Slayer'da koşup koşup birbirine kılıçla vuran çocuklar konusunda şu ana kadar izlediğim en iyi eserlerden bir tanesi. Tertemiz çünkü. Akarı yok kokarı yok. Böyle herif bu, budur demiş koymuş. De, yani şey de yapmamış. Abartmamışlar. Evet. <laughs> suyunu da çıkarmamışlar. Bölüm sayısını da eskisi kadar abartmıyorlar. Galiba Japonya'da yayınlanma şeyi de değişti. Yani e... Biraz da onlar da insani çalışsın zaten ya abartmasınlar evet. yani. Bitirdiler insanları orada. <laughs> o yüzden tavsiye edebilirim. Hatta daha da artık filmini izledim Mugen Train'in sonunda duygulandım bile. Anime izlerken Aa. yıllar sonra artık 35 yaşında adamım ben. En sonunda Mugen Train'in Train sonunda müthiş bir dövüş var bu arada. Izleyeceğim, tavsiye ediyorum. Ama anneme dövüş seven desin. Yani bana orada gelip de şey demeyin yine. İyi diyorsun abi ama işte 1956 yapımı Fransız filmi bilmem ne daha derin. Tamam mı? Onu biliyorum. Onu onu değil. Bak yani tamam o okey. Derinlik alıyorsanız çok iş var canım. Evet. Ondan ne olur yani, her şey yani, kategorisi halinde bakalım. Ee, bunu arada hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü arada benim yayınlarda da konuşuyoruz. Chat'te herkes birbirine giriyor. Hayır. işte e, Evangelion Rebirth 3.0 işte daha iyi falan. ya kanka. Aynı kategoride değil. Ama de. gördük Evangelion'un filmlerinde. Lanet olsun o filmlere. Neyse Demon Slayer güzel. Kendi işini iyi yapıyor. Fast food kategorisinde çok lezzetli bir fast food gibi düşünün. Öyle tavsiye ediyorum yani herkese. baka bakmak isteyen, merak edenler. Kimetsu no Yaiba diye e, ee, Dan Boru'ya yazar ne, işte izlersiniz bir yerlerden. Ben bu şeyi merak ediyorum. Bu YouTube'da ee, çocuğun kanal adını da unuttum bu arada. Dublaj yapıyor ya One Piece'leri. Zatsumoto. Bu One Piece ha, Zatsumoto mükemmel bu arada bilmeyen varsa evet. kesin izlersin Zatsumoto'nun kanına bakın Kurtlar Vadisi'ne inanılmaz güzel bu One Piece'in olayı ne oğlum bu kadar yani bu nasıl bunu oturup izliyor bu kadar böyle bilmem kaç yüz bölüm bir şeyler oluyor yani kesitlerine bakıyorum hiçbir şey de anlamıyorum böyle bir dev adamlar var bir şeyler oluyor mafya var denize açılıyorlar birbirlerine sıkıyorlar ne oluyor oğlum? Orada? <laughs> Baya psycho bir şey yani. Bunu, bununla alakalı ben bu arada kanalda anime içeriği yapmayı çok düşünüyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim ve üzerine uzun konuşabileceğim bir konu benim. Öte yandan şu an yatay bakışın 50. dakikasında anime konuştuğumuz için çok mutluyum. Çünkü anime tüketicisinin ciddi bir kısmı e, akli sıkıntıları olan yani bazıları genç yaşının verdiği sebepten ötürü bazıları yani Zack Snyder'ın fandomuna bile giremeyecek tayfa yani. Zack Snyder fanlarını sen de biliyorsun tamam mı? Yani evet. şöyle söyleyeyim sana Zack Snyder fanları animecileri aralarına almazlar. Öyle bir animeci çocuklar var. Yani gerçekten <laughs> Allah aralarına babalarına rahatlık versin. Çok sıkıntılı çocuklar var. Manga'cılar haliyle, da farklı orada ya. Yani. Ha, haliyle o tayfayla muhatap olmak istemediğim için kontentini üretmediğim bir şey. Öte yandan hızlıca da şunu anlatacağım. Sen zaten şeyi biliyorsun. Astro Boy'ları Fist of the North Star'ları evet. biliyorsun. Hikaye oralardan başlıyor. İşte bir noktaya kadar artık Shonen, Seinen diye bir noktaya ayrılmaya başlıyorlar. Haftalık dergi düzeniye geliyor. Manga evet. kadar çıkıyor. Ondan sonra Dragon Ball var her şeyin başında. Dragon Ball böyle evet. bir nevi şey gibi. Hani bu işin ne bileyim Godfather gibi bir şey. Yani yani, popüler yani... kültürün başında çekiyor çekiyorlar. Gibi. Evet evet yani Dragon Ball vakti zamanında geliyor böyle topları vuruyor masaya. Diyor ki bundan sonra şu böyle olacak diyor. O günden itibaren şu hep ona göre davranıyor. Bir de Japonlarda bir gelenekselci damar var. Hep en iyi eserin biraz varyantını yaparak ilerliyorlar böyle tamam mı? Böyle tuhaf huyları var onların. Yani kültürel bir şey herhalde. Sonra devir değişiyor, dönüyor, dolaşıyor. Naruto ile Bleach'e geliyor. Naruto ile Bleach'e gelene kadar arada bir One Piece çıkıyor işte. One Piece hmm. şey konusu da çok ilginç. Evreni çok büyük. Çok fazla faction var. Herif kafasında galiba hepsini kurmuş. Çünkü hiçbir noktasında mesela Bleach. Bleach'in hızlıca kötü başı oynamaya başlıyor. Üçüncü, <laughs> dördüncü şey arkadan itibaren böyle ulan buraları düşünmemiştim. Ee, i̇şte bu da şey çıksın. İsmail Ağa cemaati çıksın buradan falan diye böyle tamam mı bir ne anda, ne anda <laughs> uydurmaya başlıyor bir şeyler. Çok hissediyorsun onu. Naruto, Naruto bak hiç topu düşürmüyor ama hiç aşırı da yükselmiyor tamam mı? Naruto'nun böyle yüksek tamam. sahnesi 5-6 tanedir. Naruto böyle şey gibi, Marvel sinematik evreni gibi anladın mı? 10 üzerinden 7.5, 10 üzerinden 8.5 böyle aa, oynuyor aa, sürekli. Takıldı. Tertemizsin. One Piece, yani One Piece 8.5-9.5 aralarında oynuyor sürekli. Ve şey var, birazcık Star Trekçilik var aslında o yüzden onu ben ayırıyorum. Bir gemileri hmm. var, İçinde bulundukları evrenin kuralları gereği bir uğradıkları yere bir daha uğrayamıyorlar. Haliyle her seferinde ha, bir adaya uğruyorlar. Her uğradıkları adanın yeni bir, kuralı, yeni bir kuralı, yeni bir kralı, yeni kanunları, yeni macerası var. Orayı toparlıyorlar. Ha, dostlar düşmanlar ediniyorlar. Okay. Gemi yola çıkıyor bir daha. Anladın mı? Star ruhu vardır ya o dediğimiz güzel keşif. Anladım. Bir sonraki adaya geçiyorlar. E başroldeki çocuk klasik şu erkeği. Yani herkesle dost olayım. Bol bol yemek yiyeyim. Sıkı yumruk atayım çocuğu böyle. İnan Dragon Ball'dan Demon Slayer'a bunların hepsi aynı adam aslında yani böyle. Eee... <laughs> Ama mesela One Piece'in daha minnoş bir tarafı da var. One Piece'in mesela Sasuke'si yok. Bleach ile Naruto'nun Sasuke'si var. Başrol, başroldeki sarışın iyi kalp bir çocuğun hep böyle bir ben de iyi birisiyim ama biraz karanlık birisiyim falan yapan yan Aha. karakterleri vardır. Çünkü hepsi dönemlerini temsil ediyor biraz. One Piece biraz daha işte Star Trek Next Generation yani biz bir gemi tayfayız. Kendi aramızda çok da kavga evet. etmeden iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii yani Star Trek derken ne olur çok anime. Yani komik komikli şakalı öyle akıllı Akıllı aslında evet. baya. One Piece dövüşleri de akıllı bölümde. baya. E, ve ilerledikçe evreni çok iyi inşa etmiş herif. Yani şey gibi düşün. Bunlar korsanlar denizde gidiyorlar. O korsan hatları birbirine karışıyor. Hepsinin farklı zonları var. Geçmişleri var. Adam mesela bir karakteri bir yerde karşına çıkarıyor. 5 bölüm sonra bilmem kimin adamıymış. Yani böyle dev bir evrenin içerisinde olduğunu sana çok hissettiriyor. Vakti de var. Hiç sıçmıyor herif. Yani bir manga kanı tek başına evet. yazdığı bir eserde bu kadar sıçmaması benzersiz bir başarı. Naruto da öyle. Naruto ama şeyde sıçtı. Naruto finalini yaptı. İnanılmaz para kazandırıyor diyor. Boruto diye ikincisini çıkarttılar. Boruto ya. <laughs> artık Ola Boruto zaten oluyor. şey gibi. Yani, yani çocuk da demiş şey demiş. Naruto'nun oğlunun ismi ne olsun artık? Koy Boruto koy demiş. Yani, <laughs> Boruto Zoruto yapıştı. Boruto Zoruto diye gidiyor ondan sonrası. Naruto orada bitiyor aslında. Bleach ise ıslak bir osuruk gibi bitti. Böyle bitti bak Bleach. <gülüyor> 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 diye. Şu an Jujutsu Kaisen'de Demon Slayer o yüzden çok güzel gidiyorlar. Bir de arada Atakon Titan oldu. Atakon Titan'da animelerin Game of Thrones'u. Game of abi, Thrones dizisi. O beni üzdü ya. Ben onu iz çok gazla gelerek başladım. 10 bölüm falan izledim. <laughs> tamam ya bu okey. Anladım. Gizem, Gizem oğlu yapacağız senin deyiminle. Bir şeyler olacak. Büyük büyük şeyler geliyor. Hayatın yükleri mi? Yok abi. Ben her yerden çarptım çırptım bunları. Aha. Şimdi size yepyeni bir şey de anlatmayacağım. Hadi bakalım <laughs> izleyip izleyip sizi ürküteceğim gaza getireceğim, sonra bok gibi götüreceğim. Hissiyatını alınca ben dedim tamam bu bana göre değil, deyip sağladım direkt. <laughs> e, yok zaten yani bu videonun altında şimdi biz bir kere bunu konuştuğumuz için göreceksin. Yani gerçekten Atakon Titan nasıl Game of Thrones anladın mı böyle wow falan şimdi öyle bir bitti ki kimse artık şiş, adını anmıyorlar Atakon Titan bunu yaptı kendisine bu inanılmaz bir beceriydi. E, Atakon Titan'ın aslında ya yapmaya çok yaklaştı ama yapamadığı şey şu an sanki Demon Slayer'la Jujutsu Kaisen yapacak gibiler bakalım. Bunun dışında da Boku No Hero Academia var. Onu henüz izlemedim. Hmm. Ee, One Punch Man çıktı. O zaten küçük komik tirat çık parçacıkları şeklinde ilerliyor. Evet. Anime dünyası güzel aslında. Ama işte şey yapmamak lazım. Mesela örnek vereyim. Şu an chatte bir arkadaş oraya yazmış. Hunter x Hunter büyüktür. Berserk büyüktür. Dragon Ball büyüktür. Naruto büyüktür. One Piece yazmış. Mesela Berserk'in so, orada so, ne işi var so, 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 kardeşim? Yani anladın mı? Çok dağılmış. Yani bu şey gibi olmuş biraz. İşte Squid Game, küçüktür The Next Generation, küçüktür Seinfeld, küçüktür Sopranos, küçüktür Kurtlar Vadisi. Ulan ne alaka ya? Bunlar aynı şeyin dizileri <laughs> bile değil. Yani onu ona karıştırıyorsunuz. Ondan sonra animeciler olarak yiyorsunuz birbirinizi. Ben de size içerik üretmekten huylanıyorum kardeşim. Böyle yapmayın. Şunları Nasıl? ayrı ayrı ele alın. Hunter x Hunter bu arada Naruto'dan ve içinden iyidir bu arada ama niş bir eser olduğu için çok anlatmıyorum onu. Neyse bir şeyler. Bir de bu bu saydıkların bu arada şönen şönen oldu. Bunların hepsinin ortak tarafı şu. Herifin bir tanesi vara 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 diye koşuyor. Laps bir koyuyor, duvarı kırıyor. Vuramadı mı? Dört bölüm çalışıyor, bu, bu sefer kırıyor. Şönen dediğim budur. Bunun dışında yoksa bilim kurgu animeleri var, edebi eserleri ele alanlar var, polisiye animeler var, komedi animeleri var, harem nocut'sular var. Onları Şimdi Berserk de mi şönen abi? Berserk Asla. Çok derin bir iş oğlum yani <laughs> Asla değil. Berserk, <laughs> evet. Shonen, Seinen falan değil abi. Berserk başka bir şey. Yani zaten millet onu bir çözemedi. Yani Türkiye'de belki de bunun, belki de bunun bir İnanılmaz videosu çıkıp şey anlatmak mu? lazım. Bakın arkadaşlar anime deyince %90'ımız Shonen'leri anlıyoruz. Yani süper kahraman deyince nasıl herkes Iron Man var zannediyor. Öte yandan araştırıyorsun bir bakıyorsun. Aa ulan e, Invincible da meğer işte, süper kahraman işiymiş. Evet. Halbuki farklı bir şeyler işliyor anladın mı? Yani Dan başka anime, bir şey. Mi? Anime dediğin devasa bir kategori. Hani film gibi kelimesi gibi düşün. Lan komedi filmi var, drama filmi var, çocuk filmi var. Yani millet şey yapıyor. Yani animelerin böyle hepsini tek bir kümenin dev bir parçası zannediyor, hepsi çizilmiş eser diye. Onlar birbirle kıyas tutan eserler değil çoğunlukla aslında. Ana karakter koşup koşup vuruyorsa bir yandan ağlıyorsa, annesini babasını hatırlıyorsa, bir yandan da karşı tarafla dostluk kuruyorsa, işte o koşup koşup vuran çocuk kategorisi şu an <laughs> dediğimiz odur yani. Ben sportifleri seviyorum bu slam dunklar, kroko basketler. Bir tane voleybol şu an çok bilmiyorum adını da unuttum. Onlar da mesela çok böyle lise aşkı, yok takım arkadaşı ortamı hmm. falan ama mesela ben basketbol bildiğim için arada böyle şeyleri yakalıyorum. Yazan, çizen kişilerin aa olan kesin şu oyuncudan etkilenmiş falan diyorum böyle. Onlar çok tatlı oluyor. Böyle riflerin gerçek dünyayla da bunları bütünleştirmesi. Deta abi detay işte. Ya. O detaylar seyirciyi yakalıyor bence. Tabii. O güzel detayları buldun mu böyle? Ne olursa olsun izliyorsan. Ama tabii hepsini bir kümeye atma yani. Animeler şey konusunda genel olarak iyiler abi. Japonların şey bu huy var. Yani ne yazıp çiziyorlarsa o konuda biraz araştırma yapıyorlar. Tabii. Bir tek işte şey var. Ee... Matkap Çocuklar Galaksi Deliyor neydi de ya? Mert Günhan'ın favori animesi. Aa şey. Saçma sapan ismi olan diyorsun. Galaxy, yani, Galaxy. Niye bir adı? Hakakuyono, Kaberatsuno, Gabara. Bir de ya bilmiyorum artık. artık Angan, benim Gungan, yeniden gandan mıydı? Şey <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Terranta, Pagurren, Lagan. Eyvallah Allah razı olsun. Ben bütün bildiğim animeleri arda arda saydım. Harfen, harfen, harfen. Aynen öyle. Şimdi çok nadiren hiçbir şey araştırmadık ve kafamıza göre takılıyoruz. Animeleri çıkıyor öyle ama aslında çoğu animede şey bir şey var. O güzel yani şöyle güzel. Eee... Mesela işte basketbol oynayan anime karakterler evet basket oynuyorlar ama böyle çok dramatik oynuyorlar. Ama mesela araştırmış oluyorlar o basketi. İşte özel hareketle bir pas veriyor. Mesela muhtemelen onun baskette bir karşılığı var. Yani böyle e, biraz oyun tasarlar gibi yani. Gerçek hayatta karşılığı olan şeyleri alıp. Mesela yemek yapma animesi vardı bir ara. Unuttum şu anda ismini. Bir yemek yapıyorlar. Ulan diyorsun ne abarttınız. Bir bak diyor yemek öyle yapılıyor da. Hani mesela çırpma hareketini herif böyle anime abartarak yapıyor falan. Yani ama işte şimdi yemek yapma animesiyle koş koş vur çocukları kıyaslamamak lazım mesela. Yani evet. Onları böyle ayırmak gerekiyor bitip, bitip. Çok Neyse, evet, bir tık bir tık. Neyse evet Bu arada bu e, Demon Slayer'ın mangası da 150 milyon kopya satmış bu arada. Abi <laughs> Demon Slayer çünkü çok iyi gözüküyor. Bak izle anlayacaksın ne demek istedim. İlk i̇zle bir iki bölüm ya. biraz sade gidiyor. E, ama Demon Slayer hakikaten çok iyi gözüken bir anime. Ki bir anime için genelde çok iyi gözüküyor diye övmezsin. Yani... Ama Jujutsu ile Demon Slayer animasyonda da bir seviye atlamışlar artık. Yani o eskili şey devri bitmiş. Ee, küçük küçük animasyon devri bitmiş yani. Nice. Oy. Ne yapalım? Yani bayağı konuştuk. Filmlere mi yesek artık zaten? Vallahi ben bu bölümün başına şimdi bir sürü anime ismi, ismi yazmam gerekecek. Nasıldır? Diyeyim, hepsini bilmiyorum ama. <laughs> ee, neyse. Yani evet anime yani. keyifli bir konu aslında yetişkin bir şekilde konuşulabildiği zaman. Çocuk işi biliyorum ama oturup efendi gibi konuştuğu zaman bence animelerde okunabilecek çok şey var. Abi Ama... yapalım bir şeyler istiyorsan yani. Oturur konuşuruz. Sonra Günhan da bize söver yandan. Beni niye çağırmadınız? Onu? <laughs> o kadar korkuyorum ki Türk anime kitlesinden. Ve o kadar <laughs> haklıyım ki bu korkumda. Bak şu ana kadar biz bak Fenerbahçe hassasiyet duyarı yedik. Tamam mı? Ee, Transphobia bilinci ben yedim. Ondan sonra ne oldu? Ezel Ezel'i beğenmedim. Rapçiden linç yedim. Batman'i beğenmedim. Zack Snyder'ciden linç yedim. Marvel'ciden linç <laughs> yemedim. Marvel'cı Fanboy varsa görmedim de. Joker'i beğenmedim. Anama sövdüler. Olur. Ama animeciden korkuyorum abi. Yani animecinin çünkü nasıl söyleyeyim sana yani kutsalı yok yani anladın mı? Animeci şey gibi yani, yani böyle <laughs> anladın mı? Böyle 50 liraya, 50 liraya adam versem animeci bir... bak desem Naruto'ya laf etmiş bıçaklarlar falan. Animeci tayfa çok korkunç bir tayfa yani. Ama ben bak şey yapabiliriz. Yani böyle şey gibi yani e, animeyi zaten biz seninle oturunca işte abi 377. bölümde şöyle oldu diye konuşmayacağız zaten. Mesela ben Berserk'ün 6. cildinde yani kaç 18. volümünde falanım ve sınıfsal bir mücadelenin e, detaylarını paylaştı. Zaten hep ağzıyla da söylüyor e, yazar. Buna değindiğimde birkaç kişiden hemen şey tepki sağladı. Allah Allah yani tabii bize fight'ına bakıyorduk abi falan diye tepkiler de geldi. Yani şimdi biraz belki bunlara girersek hani başka bir yerden bakıyoruz abi. Siz çok seviyorsunuz biliyoruz. Hani biz başka bir yerden bakıyoruz gibi kafaya girebiliriz belki. Ya olabilir. Neticede seviyorum ben. Yani hmm. e, ve dediğim gibi biraz basitliğine de seviyorum. Hani ben şeyi de basitliği çok görüyorum. Basitliği konuşuruz zaten abi. Evet ya, abi şöyle bir şey var. yani Gerçekten bazen bazı işlerin basitliği güzeldir. Mesela Shonen animelerinin ben basitliğini seviyorum. Bu yaşımda oturuyorum kafamı dağıtıyorum yani tam. Öyle şey beklentisiyle girmiyorum ki. Legend of Galactic Heroes 866 bölümlük bir diplomasi macerası. istemiyorum abi. İnşallah bir gün. Ama koşup koşup vuran çocuk daha iyi geliyor bana. Bak Demon Slayer'a bakın vardır. çoğunuz pişman olmayacaksınız. Ama bu dediğim kafayla girin. Yani McDonald's'tan Quarter Pounder sipariş etmek gibi bir şey Demon Slayer. Öyle söyleyeyim. Tabii canım. Ben bazen şey hissediyorum ama böyle konuşuyoruz işte filmler filmler açıyorum böyle gece yarısı Atomic Blonde falan böyle saçma sapan aksiyon izleyip ha, yatıyorum. Işte yani, onlar, da, yani. <laughs> onlar da yerinde güzel. Ha şelteri kapatmayacaksın ama. Şelter kapattıran anime sevmem. Sakın ha. Toppen tenpen. Şelter, ben, ten ben, şelter <laughs> kapattıran işi hala sevmiyorum. Bak bir sürü bütün yani bugüne kadar benim ben sevdiğim abi. bütün animelerde ya mizah çok iyi oluyor ya da dövüşler gerçekten stratejik oluyor abi. Yani eee Böyle biraz vaktin olursa da animeye düşersen gerçekten şeyi fark edeceksin. Tutan ve iyi animelerin hepsinde shonen, monen koşup koşup vuruyor falan diyoruz eyvallah ama hep bir şey var. Ee, başta bir gizem her dövüş bak dövüşlerinde çok mantıbelidir. Gizem çözüm uygulama uygulamada bir drama çıkar. Gizem çözüm uygulama küçük bir fraktal daha olur sonra çözülür böyle. Ve o böyle tatlıdır dedektiflik bölümü gibidir aslında dövüşleri genelde. E bu normal zaten senaryo mekaniği değil mi abi? Ya? Bunlar evet. zaten başka türlü nasıl yazacaksın? i̇şte yani? ya Amerika çözemedi Çok... abi. 2021 <laughs> yılındayız hala Amerikan aksiyon sahnelerinin hiçbirinde bir animenin, milletin beğenmediği şönen animelerinin temel senaryo prensipleri yazdığı gizem ve çözüm yok. Hazara 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 bir şeyler yapıp duruyorlar tamam mı? Bak animelerizde gerçekten şey var. Elif bir tekniği deniyor. Karşı taraf onu savunuyor. O savunucu diyor ki ha demek ki karakter hızlı. Ben bununla ilgili ne yapabilirim diyor bir çözüm üretmeye çalışıyor. Aa ulan karşı taraftaki herifin gölgesinden göt çıkarma gücü varmış. Gönlükte falan biraz vardı bu işte. Eh. Kind of, sort of. Biraz, yani. Biraz, biraz vardı. Neyse. Bak geçen bunlara düştük biz bir Twitch yayınında benim. aksiyon sahneleri işte Daredevil'ın mesela hem ilk sezondaki koridor sinini hem de son sezondaki hapishane sinini falan izledik. Mesela belki o olabilir. Daha böyle anime fight evet. olmasa Aynen, da öyle. ama çok çok iyi bir fight'tı. Aynen. Orada çok low budget eee chat'ten de öneriler geldi. Japon filmlerine, Asya filmlerine girdik. Kore, Japon. Oğlum, o kadar ucuz filmler, o kadar iyi var ki hmm. çıldırırsın yani. Böyle onları açıp açıp izliyorum arada yani. Mükemmel işler var. Tabii. Ya işte o bir adamların kültürü olduğu için onda hiç topu yere düşürmüyorlar. Yani bitti. Ya öyle ilginç bir şey var Japonlarda. Yani hakikaten biz komple duygusal ya da komple komedi işi yapıyoruz demiyorlarsa ki böyle bir stratejik bir dövüş bir şey koyuyorlar yani. Raid'de da vardı bak. Raid'in hem ilk, ilk filmden hem ikinci, ikinci filmdeki o şey. Mutfaktaki Aynen. sahne oğlum. Üf. inanılmaz bir sahne. 15 dakika falan sürüyor ama dediği konu var işte orada. Yani bir şey deniyor, yapıyor, dövemiyor, geri geliyor, dayak yiyor, dur diyor, evet. değiştireyim falan. Hissediyorsun hepsini yani. İpmanda da birkaç tane dövüşte vardır. Mesela İpmanda e, çok random bir şekilde Tyson'ın kapıştığı bir sahne var mesela. <laughs> Orada ben ilk maç şeyi çözmeye çalışıyorum. O herifin range'i benden farklı. Ben neresine ha. vurabilirim? Ha, dur kollarına vurayım falan. Yani böyle bir küçük bulmacalar kattığın zaman dövüş sahneleri çok daha keyifli oluyor. Hazara huzara diye hızlı kat atmakla bir şey olmuyor yani. Ee, ki bu işte taa kökü Dragon Ball'a dayanan bir şeydir. Yani akıllı bir bulmaca yaratamıyorsan iyi dövüş sahnesi de yazamıyorsun genelde. Şu Şone, an iyi şu an eserlerinde en azından. E, yatırımı çok abi. Şimdi oyuncuyu eğiteceksin o bir süre. Oraya iyi bir tane aksiyon şeyi bulacaksın. Yok be yani. abi. Kareograf bulacaksın. Oy, hayır. Yok i̇şte abi aksine. olur mu? Ondan sonra abi. Aksine bak. Animelere bir tıksar. Animelerde koreografi genelde çok iyi değildir. Çünkü genelde yok, şöyle yok. geçer. Yok Anime için demiyorum. Live action için. Diyorum. Ha ya yani işte. Film, çat çat birbirlerine iki girip ondan sonra ne yapacaklarını düşünmeleri aslında çok pahalı bir şey değil. Çünkü durduruyorsun animasyonu. Animelerde dövüşler çok yavaştır. Hele Naruto'da 8-10 bölüm sürüyor. Elif ona yumruk atıyor. O diyor ki o an, bu yumruğu değil mi de. diyor. Benim diyor anam diyor ne lahmacun yapardı. Bir. Anamın lahmacunu gibisini bir daha yapamadım diyor. Karşı Aferin. taraf diyor ki ulan herife bir yumruk attık kötü oldu. Ne oldu ne düşünüyorsun? Ben yani diyor lahmacunları düşünüyorum. Vay diyor bizim oranın etli ekmeği çok iyi olurdu Naruto'cum diyor. Yapma be kanka diyor. Ulan canım lahmacun istedim. Anladın mı? Bu böyle Naruto'nun dövüşleri böyle gidiyor. Bayağı şey sohbet. <laughs> Orta oyun havasında Medda anlatıyor böyle hadi bakalım sen de onu. <laughs> Kavuk kime geçecek lan diyor. Aynen. <laughs> Al bakalım kabuğu sen yersin kabuğu ya live action'da işte şey zor abi ee, eğitcen meyitcen tabi anime'de tabii ki çok daha iyi de live action'a yatırım yapılmıyor yani o açıdan çok vakit. Dizilerde de bence hiç yapılmıyor yani. Değerli bu işte o konuda bir farklıydı. Değerli de bu farklıydı zaman, zaman, aynen. Madem filmlere geçecek ya. Hadi aynen. Ben de açayım bir yandan. Filmler. Neyle başlayalım? Army ile mi başlayalım? İstiyorsan Army ile başlayalım ya da Ryan ile başlayalım fark etmez. Ee, evet önce bir herkese haber verelim. Alt tabcı tayfa veya da canlı yayında veya da YouTube'da bizi ilk kez bu bölümle keşfetmiş olan tayfa. Yatay bakışın ilk yarısında genelde genel olarak böyle gündem mündem konuşulur. Ondan sonra iki tane genelde iyi, en azından eleştiriye layık film izleriz, konuşuruz. Bu bölüm Saving Private Ryan filmini ve yine bir ikinci dünya savaşı olan ama çok başka bir ikinci dünya savaşı olan Army of Darkness'ı konuşacağız i̇kisi de iyi filmler. Yani şimdi daha spoilersız böyle küçük bir vereyim bu ikisi izlemek isteyenler varsa. Ee, abi istersen Army of Darkness'la başlayalım gerçekten. Shadows Aa, Darkness değil. <laughs> ha evet pardon Army of Darkness şey koluna testere takmış adamlar. <laughs> Aynen <da. gülüyor> yani, <Zamanlarımdan> o <laughs> şey. benim de aklıma şöyle geldi. Evet. Ben dedim bir dakika abi tamam falan diye. Army evet. of Shadows. 1969 yapımı. İsmini evet. muhtemelen yanlış okuyacağım ama emin değilim. Jean-Pierre Melvin yönettiği. Evet. Melvin'in ben bundan önce La Samuray La Samurakue filmini izlemiştim. Aa, iz izlemiş miydin onu? O da ilginç bir filmdir ha. Güzel filmdir yani. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Aynı adamın filmi olduğu çok belli. Yani Değil bu mi? adam aksiyon <laughs> filmi çekiyor gibi düşün. Şöyle Army of şimdi izledik. İkimiz de anladık adamın tarzını. Bu adam evet. aksiyon filmi çekiyor gibi düşün. Ağır bir aksiyon. O da böyle hani oturaklı bir aksiyon yani. Keyifli. Onun çünkü biz Cüneyt Ark'ın parodisini izlemiştik abi. Cüneyt Arkın'ın direkt La Samurai'den, Samurai'den işte çaktığı bir tane filmi var. Koru öyle mi? Ben bilmiyorum ben. 1996'da ilk VHS kameralarla çekmişler bir de. Aa, bak bunu bilmiyordum ben. O evet. Adı ne? Abi hiç hatırlamıyorum da şeyde izlemiştik. İlk yaparda biz çok kötü Türk filmlerini izlediğimiz bir küçük serimiz vardı öyle. Aa, bunu ben bilmiyorum lan. Oha. Cüneyt Arkın. Dur söyleyeceğim şimdi ismini hoş filmin. Son Samuray abi. Son samuray. Okay. Son Ok. da galiba. işte emin değilim. Son kahramanlar olabilir mi? Böyle bir şey daha. Abi, abi olabilir. Yani ama <laughs> Cüneyt Arkın'ın yaşlı olduğu ve filmlerin ekstra ekseriyetle kötü gözüktüğü. Yani Yeşilçam'ın altın dönemlerinde değil. Cüneyt Arkın yaşlandı ve VHS kamerayla el kamerasıyla çekilen bir film. Aa, cidden. Korkunç bir film gerçekten. Lan ben buna bir bakayım. Çok ilginçmiş bu ya. Eee <laughs> Neyse şeye dönersek elimizdeki güzeller güzel filme dönersek <laughs> ee, Army of Shadows ile ilgili şöyle çok ilginç bir şey var biraz da filmi araştırdım ee, 2006'dan sonra 1969, 1969 yapımı bu, bu film 2006'dan sonra dünyada tanınmış ve keşfedilmiş bunun da sebebi yayınlandığı sene e, Fransa'da De Gaulle siyasi olarak devam ediyormuş hayatına Tam 68 kuşağı De Gaulle'ü tabiri caizse cancel'lamış Charles de Gaulle değil mi? Doğru söylüyorum. Elfiniz. Aynen aynen. aynen Charles ha. de Gaulle. Tamam Komutan. inşallah doğru okuyorumdur. Fransızca gerçekten ben zayıf dillerden bir tanesi. Ee, yani şu 68 kuşağı ve 68 olayları gibi düşünelim. Bir yandan Fransa bir savaşın içerisinde 69'da bu film çıkıyor. 69'daki bu film tabii ki 2. Dünya Savaşı'daki direnişi ve o direnişi destekleyen de Gaulle'ü ve de Gaulle'de bir yerde kahraman olarak gösterdiği için 69 senesinde 68 kuşağı bu filmi cancel'lıyor. Diyor ki A -a, kötü. Oynayamıyor film hiçbir yerde. Ve sinema eleştirmenleri çok kötü not veriyorlar bu filme. Yani zamansız olarak bakamıyorlar esere. Son derece o dönemin siyasetiyle bakıyorlar. Şey gibi düşün. Mesela çok iyi bir film çıkıyor. Ama diyelim ki Hobbitlerden bir tanesi siyahi diye sen o filmi gömüyorsun. Anladın mı? 50 sene geçiyor. Birileri diyor ki ulan, ulan buna takılı filmi mi gömdünüz. Ne güzel filmmiş diyor mesela. Hani böyle bir vakaya şunla gibi düşün. 2000 senelerinde bir şey oluyor. E, Fransız sineması tekrar Melville'in sinemasını keşfederken lan diyor bu filme bu kadar gömmüşler çok iyi filmmiş lan bu niye böyle gömmüşler abi bakılıyor politik bağlamından ötürü vakti zaman yani filmin politik bağlamından ötürü değil Fransa'nın politik bağlamından ötürü bok yoluna film gitmiş aslında sonra 2000 senesinde tekrar remaster ediyorlar 2006'da Amerika'da tekrar yayınlanıyor falan da Amerika'daki yönü şeyler eleştirmenlerin işte böyle limited release yayınlanıyor eleştirmenlerin hepsinden tam not alıyor şimdilerde dünyanın en iyi 2. Dünya Savaşı filmleri arasında sayılıyormuş kim tavsiye ettiyse, ha kim tavsiye ettiyse seyircilerimiz arasından buna da sen mi bilmiyorum. Helal olsun bu kadar iyi bir filmi biz de bu sayede keşfettik açıkçası. benim, benim mod Recep var abi. Bütün gün bu yönetmenle kafayı bozmuştu. Bana böyle aylardır söylüyor. Önce de Samuray, Samuray diye kafamı yedi izledim. Şimdi bunun için de beni bayağı yordu. Neyse izledik ama değdi. Teşekkür ediyorum kendisine de. <laughs> evet evet. Ee, ama bir yandan da gerçekten vakti e, zamanında hani bu kadar hakkı yenmiş başka bir film daha olamaz. Ee, çok iyi ya. Yani bir şey söyleyeyim. Yılana göre de çok iyi. Bugün çıksa dese ki bir yönetmen ben kardeşim bu filmi ha bugün çektim bakın. 2021'de çektim ben bu filmi dese. Bu film hala çok iyi. Çok Aynen. iyi film. Yani neresinden öveceğimi şu an bilemedim. Ben eee Ben yani, buradan gireceğim aslında. Söyle senin. Söyle, Bak, sen söyle. Şu dediği konu çok ilginçmiş. Ben onu bilmediğim için bir oradan hemen araya girdim ama e, cancel'lanmış dedin ya. Halbuki bence eee yönetmen burada şey iyi becermiş yazar yani kitap tabii kitap da var işin arkasında ama e, bir eleştiri de var bunlar yani kendilerini de eleştiriyorlar bu full force bir milliyetçilik tabanı olan bir iş değil. zaten filmin artık sonu geldiğinde baş karakterimiz e, Jair şey diyor ya artık bu işin bir kutsu kalmadı biz insan öldürüyoruz iyice hayvanlaştık ki bununla ilgili çok fazla içeride gönderme var bak mesela şey çok iyi Bunlar bir sokağa giriyorlar. İki kişi Felix'le beraber çıkıyorlar. Jerbi'ye zu yazan yöne gidiyor. Sonra bütün film hayvan referansı üzerinden. Tavşan gibi kaçtım, hayvan gibi korkup saklandım. İşte en sonunda kaçmıyor zaten. Ve hani bu hayvanlaşma şey gibi değil. İşte Naziler bizi, bize hayvan gibi davranıyor okey. Ama bir yandan kendileri de öyle olmaya başlıyorlar. Ya yani bunun kontrolünü kaybediyorlar. göz önünde birini boğuyorlar. Öbür işte en sevdiği arkadaşını Dava arkadaşını öldürmek zorunda kalıyor vesaire ve bunu gözü kapalı alıyor. Bence o dediğin konuya o dönem herhalde bilmiyorum biraz da tepkiden de tabi o anlayamam o anda Fransızların ne yaşadığını. Haklılardır belki de. Hiçbir şey diyemem ama biraz böyle hani refleksif bir tepki de olmuş olabilir. Yoksa iyi bir eleştiri var bu işin altında. <laughs> Bence müthiş yani şeyi de hatırlattı bana. Ee, Kübrik'in o filmi neydi? Yine <laughs> O da Fransa'da geçmiyor muydu abi? Ben yanlış mı hatırlıyorum onu? Eee... Yine... Pets of Glory. Pets of Glory. Ha, Pets of Glory'de de yine bir komutandan kelle istiyorlardı. Beş tane dandik asker Aynen. getirip diye bize. Komutan da vermek size yani. askerlerimi diyordu. O hangi ordudaydı ya? Yine Fransa mıydı o? Eee... Uh, Amerikan yönetimi sanırım. A A A A okay. Amerikan tarafında tarafına geçiyor. Amerikan da mı? Onlar Al Almanya'daydı galiba. Yok yok yo, Frans Fransız, Fransız. Okey. Fransa'da mı geçiyor? Okay, Aynen. yine onlar da Fransa'da Fransız ordusu. Demek ki o dönem ya yani o aslında o dönem şöyle bir şey var tabii aslında. Bu filmde de artık ipucunu izlerken gayet bariz aldığımız sürece neticede Nazilerin Fransa işgali sırasında "Aa Naziler hoş geldiniz. işte biz de bu fırsattan istifade iktidara çökeriz tarzı Vichy hükümeti denilen bir hükümet var işte biliyorsun. E, aşırı da Fransız 2. Dünya Savaşı cephesine hakim değilim. Sadece hatırladığım kadarıyla böyleydi. E, ve ve Vichy hükümeti tam bir kapıt hükümet. Yani işte satılmış. Hani Oturuyor hemen anı... İşte <laughs> Aynen öyle yani. <laughs> ee, yani böyle hani nazilere çok da direnmemiş. Bir şekilde hani nazi işgali nasıl da Fransa'da iktidarı ele geçirmek için kullanmış bir takım adamların yönettiği. Şimdi mesela yüzden bu filmi de izleyince Pets of Glory'nin yakaladığı şey bana daha da ilginç geldi vakti zamanda Yine burada konuşmuştuk. Ee... Çok iyi Ve gerçekten şerefsiz komutanlık hani anladın mı? Hani komutanların ve askeri makamın şerefsiz olması savaş demek ki Fransa'nın kültürünün bir parçasıymış. Yani i̇ki filmde üst üste bu kadar denk gelmem çok şaşırtıcı oldu. Çünkü bir anda işte ne bileyim vatanına hizmet etmek isteyen komutanı kendinden üst komutanı eleştirdiler diye tak hapse atmışlar. Toplama kampına atmışlar herifi. Öbür tarafta kimyager işte bilmem ne bulunduruyor hop atmışlar. Seyyar satıcı var sen burada niye atıyorsun? Ya Allah e Les Silivres diye kamp var bir tane filmin başında biliyorsun. Tak onu da Silivres'e göndermişler. Silivres soğuk bir de durulmuyor orada. Herkes Tabii, soğuk, herkes montla duruyordu zaten. Aynen. Kim kim geldiyse doldurmuşlar Silivres'e. Les Les Silivres. Ee, oraya yapıştırmışlar herkesi. Ve şey çok ilginç. Yani ben başta şey dedim. Lan dedim hani bu kamptan kaçma macerasına mı dönüşecek bu film? Film bir de çok ilerliyor. Yani şey, çok olay oluyor filmde. Bana bu da çok ilginç geldi. 4-5 aylık bir periyot aslında toplamda. bayağı yoğun geçiyor aralık yani Evet evet. Yani e... <laughs> ve o toplama kampı yani çok aslında filmin her farklı parçasında farklı farklı küçük küçük parçacıklara böyle çok eleştirel bir gözle bakıyor. O da biraz baş karakterimizin herhalde biraz cynical bir adam olmasından ötürü. E, kampta bakıyor. Mesela şey diyor. Nazili reddeden Almanlar da bu kamptaydı. İşte Franco rejimini reddeden İtalyan, İspanyollar da bu kamptaydı. İşte Mussolini faşizmi beğenmeyen İtalyanlar da bu kamptaydı. İşte, beriler buradaydı. He, Cezayirliler, beriler oraya gelmiş falan. Şey böyle yani. Yani resmen kim böyle iktidarın %100 yanında değilse, kim böyle bakanımızın peşindeyiz falan yapmıyorsa böyle. Ya <laughs> Allah les silivres'e diye göndermişler bu tarafa. Ee, adamın düştüğü kamp da öyle bir yer olunca tabii çok ilginç bir yerden başlıyor hikaye. Ve şey sahnesi de çok iyi yani o kamptan kaçma da çok güzel yani bir anda iş nereye dönüyor dedim. O kadar sakin o kadar sessiz o kadar e, bir sürü filmde konuşuyoruz ya böyle aptala anlatılır gibi film yapılmasına çok rahatsız oluyorum diyorum. Bu filmde mesela böyle şey yapmamış. Hiçbir şey anlatmıyor film aslında. Gösteriyorsa yani gösteriyor sadece. Gösteriyor aynen. <laughs> aslında çok şey anlatıyor ama şey gibi yani. de yapmıyor. Şimdi mesela böyle Sana e, dışa vurumcu film yaptık abi. Mesela bu vazo kadın şeklinde. Bakın devrildi kırıldı. Aa falan. Hani <laughs> ya, ne diyorsun abi yani? Aa işte onu da siz yorumlayacaksınız falan. Kıvırtmıyor da. Çünkü şey sahnesi bile bak başta başına çok duru ve güzel. Bakıyor bakıyor askere. Asker buna bakıyor. Yanındaki çocuğa diyor ki ben askere koşacağım sen kaç. Orada mesela şeyden emin olamadım. Anlatmıyor ya bunu. Çok hoşuma gitti işte ama. Yemliyor mesela çocuğu bence orada. İşte böyle. bence de yemliyor. Yani kendini kurtarabilmek için sen o tarafa koş diyor. Aslında bu tarafın daha güvenli olduğunu biliyor. Askeri de bir hamlede öldürüyor ama. Sonra kaçıyorlar hakikaten Gestapo'nun elinden. Oturuyor berbere. Diğer çocuğu görmüyoruz ama. Diğer çocuğun peşinden koştukları için o kaçabiliyor ya bir de. İşte evet yemliyor bence çocuğu. Üzerine. Sen bu tarafa kaç diye. Ee, ve berbere oturuyor. Hani böyle nefes nefese bir adam giriyor içeri böyle. <laughs> Falan. Ne istiyorsun? Sakal tıraşı olacağım. He kanka. <laughs> Aynen. Öte çok yandan... uzamış. Çok uzamış. Çabuk. <laughs> Öte yandan işte orada sessiz sessiz şey anları var ya böyle. Mesela bizim adam Yardım. muhalif. Oturuyor. Hani diyor sakal tıraşı olmak istiyorum. Berber. Çok bariz herifin birinin elinden kaçtı. Ya hapishaneden bir yerden kaçtı. Geç otur diyor. Adam bakıyor. Mevcut Vichy iktidarının posteri var duvarda. Hani adam iktidar yandası gibi gözüküyor. Ulan diyor beni satacak mı satmayacak mı? Jilet burasında. Emanet etti diyor canını. Tıraşın oluyor hakikaten. Tam çıkacak verecek parayı. Adam diyor ki paran kalsın al bu montunu değiştir diyor. Sessiz. Hiçbir şey konuşmuyorlar. Çok iyi bir sahne diyor. Anladın mı? Ya evet ya o kadar zarif ki bunlar. O kadar güzel şeyler ki. Ee, ve bugün de işte Saving Private Ryan'ı konuşacağız ya. Yani ne kadar hani Spielberg Amerikan sineması, Hollywood sineması dahilinde aptal anlatır gibi bir sürü değeri ve şey işliyorsa. eee adamın ismini doğru telaffuz etmek için tekrar bakıyorum. Jean-Pierre Melville dediği o kadar naif ve üstü kapalı şekilde ama bariz anlatıyor. Hiç öyle şeye bırakmıyor yani. Sonra gün batımını çektim. Bakayım ne anlayacaklar falan. Hayır hayır. Yani <laughs> orada adamın parasını almayıp adama ceketini vermesi zaten orada bir sürü insana bir sürü şey anlatıyor. Yani çünkü şöyle bir şey var. Belki herif mevcut Fransız iktidarı destekliyor. Evet. Ama mevcut Fransız iktidarı destekliyor olması nazi dostu olduğu anlamına da gelmiyor. Yani anladın mı? Yani bir yandan hala Resistance'a destek veriyor. Yine bence şey sahnesi genel olarak şeydeki şey yapısı hatta çok iyiydi. İki kardeş de mesela Fransız direnişine katılmışlar. Ama öyle bir hücreleşme yapısı var ki iki, iki kardeş bir yerde yemek yiyorlar. Hani abisi kardeşinin suratına bakıyor. Vay be diyor. Şu gün metroda tanıştığım adamla bile senden bildiğimden daha çok şey biliyorum. Sana hiçbir sırrımı şey anlatmadım diyor. Öteki onun yüzüne gülüyor. Sen film ilerledikçe bir anlatıyor, anlıyorsun ki ikisi de Fransız direnişine katılmışlar. Ama yani olur da birisi tutsak düşer öteki ötekinin ismini verirse diye hücreleştikleri için birbirlerinden haberi de yok. Ve ikisi de Fransız direnişi için ölüyorlar orada. Ve hiç bunları da kahramanca anlatmıyor bu arada. Yani güzelliyor zaten aynı. Ee... ve yani kahramanlıktan da çok işte o yüzden de dedim bunun eleştiriler yönü bence kuvvetli diye yani hmm. o dönemin siyasi şartlarına tepki olması biraz şaşırtıcı ya. Ya yani çünkü kendi içlerindeki seviye farkını hani bunu sınıfsal fark da diyebiliriz. Onu bile çok net vermiş o. Millet böyle orada daha alt kademe böyle zaten bir yerde Jean françois işte bir kardeş Jean françoisydı galiba İşte o böyle ben sizin gibi değilim abi falan deyip aslında son bir hamlesini yapmak için içeri gidiyor Felix'in yanında olmak için belki ona işte son şeyinde yardım etmek için ya da öldürmek için hani rahatlasın ya da kaçmasına yardım etmek için bilmiyorum artık zaten olmuyor ama bakıyorsun bu muhabbetler dönerken Sokakta buluşacaklar, işte böyle yemekler kuruluyor, kahveler içiliyor. Bir tarafta aç, yani ulan üç gündür belki adam sokaklarda yatmış, oradan oraya gitmiş. Aman abi işi bitireceğiz falan. <laughs> o böyle kendi içlerindeki iki yüzlüyü de görüyorsun. bu Zaten baş karakter de buna uyanıyor ya bir noktadan sonra biraz. Ulan, ne yapıyoruz biz yani? Tabii. Ee, ya, ya o yüzden birbirleri arasındaki o e, boşlukları vermesi, o sınıfsal şeyi vermesi, yani ne yaparsan yap bundan kurtulamıyorsun. Bundan kaçarın yok. Yanındaki abin de olsa, arkadaşın da olsa günün sonunda burada bir yani direniş bir kutsal bir şeydir. Bak işte artık Hı. savaşmalıyız falan. o o çirkin o vıcık vıcık o kutsallık şeyine girmiyor. O çok, çok güzel hiç, yani. Aksine. Yani e, şey dramatik bence çok. Yani böyle şey ner, neredeyse çıkarı olmayan boş bir amaç uğruna mücadele ediyorlarmış gibi bir yerde bitiyor ya film. Yani hiç kimse hiçbir şey ulaşamıyor filmde. Hı. Film karanlık bir film. Yani bu kadar bunlar direniş yapıyorlar, bir şey yapıyorlar da ne oluyor? Ölüyorlar. Bir kısmı daha harikim, bir kısmı daha kaçırılıyor. Yani şimdi tabii ki bu seneden dönüp baktığın zaman işte Fransız resistance hareketinin daha sonra Norman diye çıkartmasıyla beraber başlayan Fransız kurtuluşunda çok işe yaradığını tarihçiler söylüyor. Ama o zaman onun içinde olan insanlar yarını geleceği göremedikleri için yani biraz aslında körlemesine ilerliyorlar. Bu aslında birazcık da işte insana şeyi hatırlatıyor. Yani diyelim ki böyle böyle bir dönemdesin yani hayatında. Anladın mı? Hani oğlum çok umutsuz lan ne yapacağız işte peynir 80 TL oldu falan. Yani yine de doğruyu yapmaktan vazgeçmeyen bir grup insanın hikayesi aslında bu. Yani kimse onlara zafer vaat etmiyor. Kimse onlara umut vaat etmiyor. Ama hani böyle bir doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaya çalışan insanlar aslında bunlar. Ve işin kötüsü birbirlerinden haberleri yok. Hayatta kalmak için hiç kimseye güvenemedikleri için yeri geliyor birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Hiçbiri katil değil. Şey sahne o açıdan çok ilginçti yani kendilerini ihanet eden arkadaşlarını öldürecekler. Kendilerini ihanet eden arkadaşları kaçmıyor zaten. Utanmış ihanet ettiği için. Bunlar böyle silah sıkarsak komşular duyar. Ne yapalım? Hmm. Bıçaklayalım. Bıçaklayamayız. Cinayet olur. Ulan öldüreceğiz adamı zaten. Ama bıçak barbarlık abi. İyi tamam o zaman wow. havluyla hafif hafif boğalım falan. Yani böyle o amatör süreç gerginliği diye bir güzel bak. Bu bir yönetmen hmm. bunu iyi yaptığında ben bayılıyorum ya. Hmm. Yani o sahne o kadar böyle gerçek hayat duruyor ki yani bu hani gerçekçiliği de beğeniyor demeyeceğim de ona nasıl diyeyim eğreti durduğu için güzel oluyor. Hmm. Her şey eğreti yerlerinde o boğması ağzını kapaması oradaki o tedirginlik ulan ne yapacağız şimdi o süreçleri her yerde veriyor bu arada işte kamyonla Felix'i kurtarmaya gidiyorlar orada da gerginler o süreci böyle adım adım izliyorsun. Tabii. Kapının arkasında konuşuyorlar geri geliyorlar bak, bak mesela bunu Kubrick de iyi yapar. Ee, Koenler çok iyi yapar. Yani muhtemelen bu yönetmenlerin zaten bu eski tarz işte e, Mervil gibi yönetmenlerden falan esinlendiği de belli yani. Hani onların o donuk, o mekanı soğukluğuyla beraber karakteri de soğutan, o donukluğu veren ve seni ürküten. Ya ben şeyden de çok korktum mesela. Gece bir aktı, bir açıyor uçağı bir karanlık. Atla hadi evet. atla yani. <laughs> evet. Aşağıda vıcır vıcır. Hatırlarsın bak konuşacağız şimdi. Medal of Honor'da da vardı. Atla böyle vicir 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 her şey geçer böyle sallanır. Atmosferi böyle büyük gürültüyle şey de verir, verebilirsin. Tabii ki bu bir e, tercih. Diğer taraftan tek bir karanlık delik. İçine bakıyorsun. Bittin yani. Ben böyle siktir çok yılan. Oha evet. mükemmel yapmış diyorum. Ya o sekans da çok ilginç. Adam Londra'da ya. En sonunda Londra'ya gidiyor. Direnişin başlarıyla beraber. Ben dönmem. Söyleyeyim. Abi ben de dönmem <laughs> yemin ediyorum ya. Ne? Dedim sen nasıl bir yürek yedin kral dedim ya. Adama hayranlığım arttı başroldeki. yerde yazılı ismi. Unuttum evet. şu an nasıl Yani. Gerbiyer adamı adamı tutsak düşüyor. Hemen gidiyor diyor ki sayın diyor İngiliz hükümeti benim adamı tutsak düşmüş. Beni derhal Fransa'ya gönderin diyor. O zaman <laughs> seni paraşütle atarız diyorlar. Tamam diyor. Daha önce paraşütle atladınız mı diyor. Atlamadım diyor. İyidiriyorlar paraşütü. Düşünce bak bacaklarını kıvır böyle. Daha iyi olur diyorlar adama. İnşallah diyor. Bir uçağı ve uçak yolculuğunu o kadar şey gösteriyor ki hani böyle işte aslında bugün Saving Private Ryan'la bu filmin yan yana olması biraz da biraz e, iki yönetmenin Bence ikisi de alanında başarılı. iki yönetmenin ne kadar tarzlarının farklı olduğunu gösteriyor. Yani hmm. dramatizasyon hakikaten şeyden de gelebilir. Hadi at! Fıf, çğ, çğ. Hani bu da iyi yapıldığı zaman çok etkileyici bir şey. Bu Kesin. o kadar sakin ki aksine. Herif biniyor uçağa, bir tane kargo uçağa, bir tane orada pilot var emmi gibi. Gel yeğenim hele diyor, çay veriyor adama. Dil de bilmiyor. <laughs> bu da Fransız, İngilizce konuşamıyorlar. Böyle başıyla birbirleriyle anlaşıyorlar. Çayını içiyor. Pırrr gidiyorlar abi 5 saat, 6 saat <laughs> uyuyor arada uyandırıyor atlayacağız atlayacağız diyor açıyor kapağı jump diyor herif karanlığa bakıyor lan diyor karanlığa mı atlayacağım nereye atlayacağım jump diyor atlıyor artık ne yapsın yani. inanılmaz gergin bir sahneydi ee... her sahnesi böyle bu herifin yani çok ilginç yapıyor. Ya, evet yani şey bu, Private Ryan'ı konuşacağız ya bugün yani Private Ryan'da mesela çok dramatize anlatılan fubar sahneleri var ya işte evet. anladın mı abi, uçağın işte ağırlığını değiştirmişler mahvolduk 22 kişi öldü plansızlık. Yönetemiyoruz bir takım işleri falan. Aslında Army of Shadows'da da aynı plansızlık, aynı çaresizlik, aynı... Ee, yani anladın tamam. mı? Direnişin liderini paraşütle atıyorlar. Allah kerim. hani <laughs> 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 <Ayet gülüyor> mı? mısınız oğlum? Ne yapıyorsunuz? Sisteyi atıyorlar. Yani. Artık ne olursa diyor yani. E, tabii ki. Yani anladım mı? Çünkü öyle bir dönem. Yani aslında şeyi görüyorsun. Yani evet savaş dönemi ama glorified bir savaş değil. Yani ee, belki belki bugün işte iki filmin birbirler öpüştüğü yer şey. Kahramanların ne kadar çaresiz olduklarına çok iyi sırtını yaslamış iki filmde. Yani Private Ryan'da da konuşuruz biraz sonra bunu. Ama şey değil hiç. Bir sürü 2. Dünya Savaşı eseri var. Yani çok Army of Shadows şeyi gösteriyor yani İkinci Dünya Savaşı'nda sivil hayat devam ediyordu. Hiç neşeli değildi ve yani neşeli olmayan kısmı hani mesela şeyin filmi çok var işte Yahudileri topluyorlar drama. Tamam. Ama bir yandan da düz hayatına devam eden insanlar var. Onların da hayatları hiç parlak geçmiyor. Mesela bu biraz daha oraya da takılıyor. Direnişçi, direnişçi olduğunun farkında değil. Her yerde kimlik kontrolü, kapılardan geçmekte zorlanıyorlar yani baskının genel olarak ne kadar yayıldığını, çaresizliğin yani sen işini yapıyorsun, berber işini yapıyor abi. Yani belki o 5 sene o berber kapanmadı, bombalanmadı da. Ama baskı orada da var. Yani şeyi nasıl söyleyeyim? Ay hatta çok ilginç bir şey. Üf filmi bir kere bitirdim. Bir tur daha dönünce ikinci de şeyi fark ettim. Filmin başında korona film sunar diyor ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> korona filmi. Anladın bilgi. mı? Böyle koronanın başında şey bir dönem verdi yani kapandık evlere. E ee? işte ev hayatta da güzel. Hayatta evde de güzel falan. Ha. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz böyleyiz evde. Ne olacak şimdi? <laughs> bir havuzlu bahçesinde takılıyor falan orada. Ay, aşı, aşı yani. mı çıkacak şimdi ne olacak? Herkes evlerde kalsın. Ya işgal dönemi gibiydi birazcık. Yani ne bileyim kafamda benzettim. Yani Tabii ki naziler gezmiyordu bizim sokaklarımızda ama şey bir dönem diye böyle. Hani ulan evet işte korona diye bir şey var. Çözümü de yok, çaresi de yok. Ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Dönecek mi şirketlerimize? Esnaf battı. İşler <laughs> nereye gidecek? Ekonomi ne olacak? Belirsizliklerle dönüyorum. Hala da bitmiş değil aslında ama eskisi kadar psikolojik etkilerini hissetmiyoruz. Yani havada havada o belirsizliğin baskının şeyin kokusu çok ağır bu filmde. Çok hoşuma gitti haliyle. Yani o <laughs> Evet, bu bu bahset, bahsettiğin durumda kahraman kim oldu abi kargocular falan oldu ya böyle Aha. yani asla hayatında bu bahsettiğin durumda kahraman kargocular oldu ya hayatımızda paket taşıyıcılar yemek getiriciler yani kimse şey konuşmadı ee, yani oğlum işte bu bunu yaptığı için şöyle oldu ya bir aşı tabii aşının bulunması bambaşka bir konu. Doktorlar o, tıpçılar. Aynen onlar zaten e, ellerinde imkanlar işte mekanlar her şey bir nazi yok başlarını zaten rahatlardı. Ama diğer tarafta aşı yok. Doğru düzgün ekipman yok. Amazon'u gördük işte doldurdu milleti içerilere. Kollarına işte şey burunlarına şey soka soka her gün çalıştırdı. İşte bu filmde de aslında hiç o kahramanlık dedi ya sen de biz de o white savior şey işte. Bu Alan Moore da bunu Watchmen'de biraz güzel eleştirir biraz değil. Yani böyle geliyoruz tepeden abi işte biz kurtaracağız bakın ne kahramanlıklar. Köprüyü uçurduk işte bin kişilik orduyu yok ettik. İşte çoraplarımızla bilmem ne yaptık falan. Hani öyle bir şey yok bir kahramanlık yok. Ama esas kahramanlık bu aslında. Bize anlatılan tarzda bir kahramanlık yok. Evet. Yani e, Alan Moore'un da o cümlesini hiç unutmuyorum. ya Biz burada hırsız dövüyoruz orada e, sabun yapıyorlar insanlar. Hani orada ne, ne yapıyorsun sen? Hani gerçekten bir kahramanlık yapacaksan budur yani. Sacrifice budur. Daha da fazlası değil yani. O yüzden bunu biraz da fark edince zaten hani o hayvanlaşmayı da, da artık şey olarak içgüdüyle hareket etmeye başlıyorlar. Yani artık o kendini kahraman gibi falan görmüyor zaten. O yüzden de doğrusunu doğru diyebileceğimiz şeyleri yapıyor yani. Valla şey sahnesi bence çok güzeldi. Yani keşke birazcık daha yönetmen orayı uzatıp biraz daha vurgulasaymış. İzleyen arkadaşlar kaçırmamıştır inşallah onu. Yani şey bir nokta geliyor ya. Artık bunları hapsediyorlar. Bir tane sigara atıyorlar. Bütün salon döndüre döndüre içiyor. Ha, Nasıl evet. Subayının bir tanesi diyor ki koşun lan diyor. En hızlı koşalım. Evet, yani. Canını bağışlayacağım. Bayağı vurucu bir sahne. Yani. Orada adam diyor ki ben koşmayayım lan diyor. Koşmayayım diyor. Yani ne olacak ki? yani Beni öyle de böyle vuracaklar. Bari diyor ben hayvan gibi hayatta kalma güdüsüyle hareket edeceğim ve burada namusumla gururumla derken elinin bacağına doğru ateş ettiklerine anı sıkıntı koşmaya başlıyor adam. <laughs> yani sen ona da çok pişman oluyor. Ama işin tuhafı o koşması sayesinde canını kurtarıyorlar adamı 5 dakika sonra. Bu sefer arabada duruyor. Ulan diyor ya koşmasaydı. Ah evet diyor. ya. Benim diyor hayvan. içtirdim. Dede hatta biraz. Aynen. Ben de dedim ki ulan dedim Fransız'ın direnişi bile karizma oluyor anasını. <laughs> ben olsam başıma bağlarım bezi. La 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 diye ateşlerim. <laughs> hazırlanırım falan. Benim. Aynen yani. <laughs> Atarım el bombasını gerili şey malotof kokteyle. La 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 diye bağırırım. Ta 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 ateş ederim yani. <laughs> Ulan <laughs> dedim Fransızın direnişçisine bak filozof adam ya hem hem Nazi mermilerinden kaçıyor hem Nazi mermilerini düşünüyor bir yandan dedim. <laughs> ya güzel çok güzel bir filmdi ya gerçekten ee, ve filmin ilk sahnesi bence bu arada çok yine güzel bir sahne. Ee, Ark de Triomphe mu o şey işte zafer takı Aa, var ya bunların evet. bir tane. Fransızca Şanzelize'nin tepesinde böyle. böyle aynen. Orası çok acayip. O caddenin en tepesinde. Böyle... Gittin mi sen? A Gittim evet. Ha okey. Ben bilmiyorum çünkü. Başta şeyi anlamadım. Ee, öyle bir bando geliyor ya. Onun bir noktaya kadar naziler olduğunu fark etmiyorsun ya. Evet. Ya ben hani bir, bir tık böyle yaklaşınca ananın naziler nazillermiş oluyorsun. Ve hani aslında şey çok ilginç. O onun içinden geçmiyorlar. Arkın yanından yürüyüp ekrana doğru yürüyorlar ve böyle birazcık şey aslında. Yani o bir e o, o sahne de filmin sonundaymış normalde. Ha öyle mi? <laughs> evet ha. değiştirmiş sonra. Başına alırsam daha etkili olacak diye değiştirmiş. Çok doğru yapmış. o yüzden söylüyorum. Başta işte Fransızların Zafer Anıtı gibi gözüken, olarak bilinen ismi Zafer Anıtı yani Arkta Triumph diye hatırlıyorum ismini yani. Zafer Anıtı olması lazım. Yanlış öyle hatırlıyorsam kötü bir alegori olacak bu. Güzelsin Yani o Zafer Anıtı'nın içerisinden geçmek yerine yanından dolaşarak Fransa'yı işgal etmiş bir Nazi ordusu var. Ve son derece yavaş yavaş yürüyorlar. 3-9 dakikalık bir sekans bu. Orası artık onların. Kafaları çok rahat. Sen hani orada orada sana şey oluyor. Yani başka bir film olsa şöyle başlayabilir ya. Yıl 1943. Fransa <laughs> işgal altındadır. Direniş güçleri heberep zeberep var. Hayır abi hayır ya. İşte tamam bu sinema ya. Evet işte. hmm. Yani, Ver geç. İyi ki sinema vardır diye bağırtan anlardan bir tanesi yine. Yani anlatıyor sana, gösteriyor. işte budur diyor ya. Anlat, anladın sen artık diyor. Aptal değilsin diyor. Filmin sonunda çok sevdikleri, kendilerine bilmem kaç tane operasyonda yardımcı olmuş bir ortaklarını vurmaya karar veriyorlar. Ve tümüyle kendi göt korkularından karar veriyorlar. O karakter onları satmış mı satmamış mı belli bile değil. Göt korkularından en yakın adamlarından bir tanesini vurmaya karar veriyorlar. Vuruyorlar. Araba devam ederken dördünün de İkinci Dünya Savaşı devam ederken bok yoluna gittiği film sana bayağı yazıyla anlatıyor orada. Hani hakikaten gözüne sokuyor artık yönetmen. Sonra araba zafer anıtına doğru giderken fark ettim orada bir 10 saniye şey bir şey var. Sağa gitti. Yani, git diyorum, Aynen. Tam böyle zafer anıtına doğru gidiyorlar hesapta o dördü. Bir tane nazi subayı çıkıyor böyle hani nazi polisi böyle yapılıyor. Bunlar ee, de dönüyorlar. Yani bu kadar kendi işini gömen kendi ee, yani şey direnişi aşağılamıyor. Ama bence o dönemin Fransa'sının kendi insanlarına nasıl aslan ağzına attığını çok iyi anlatıyor. Yani hesapta bunlar kahraman direniş savaşçıları. Onların da elinden bir şey gelmiyor. Fransa zaten hemen kucağa oturmuş senin dediğin gibi. Müthiş bir eleştiri. Bunu şeyden de veriyor. 69'da cancel'lamışlar ama bu filmi. Hadi yavrum demişler. 50 yıl depoda beklemiş film. <laughs> Yazık olmuş. Bu dediğini şeyden de veriyor. Baştaki ilk yer bir yere götürürken biz buraya Almanları dolduracaktık tabii de olmadı diyor. Ve film boyunca hiçbir Almanı öldürmüyorlar. Hep kendi adamlarını dolduruyorlar. Kendi adamlarını dolduruyorlar, öldürüyorlar. Aynen <laughs> öyle. Bu da güzel bir ironi yani o dönemin nasıl kendileriyle çözemedikleri konuları dışarıda da aslında başarısızlıkla bitirip hayatlarının olduklarını ama bunun da bir amaç için kahramanlıkla bitmediğini çok güzel anlatıyor yani. Ve abi işte hesapta Vay Charles de Gaulle'ü mü övüyorsunuz? İşte bu filmi cancel demiş vaktinde. Abi işte Charles de Gaulle'ün gelip de Londra'da Ölüyor. evinin rahatlığında madalya taktığı Direniş. Ya bu Direniş. Yani bu zaten adam bunu övmüyor ki. Haliyle evet. de, de Gaulle'ü de övmemiş oluyor. Ama evet. o dönem şey bir dönem. De Gaulle o dönem iktidarda. Yani siyasi olarak aktif olduğu evet. için işte daha kısa zaman önce bir savaş ve seçim yaşanmış. Arkasından bir de sanki film onu görüyormuş gibi bir isim çıkıyor, övüyormuş gibi bir isim çıkıyor. Forumlar yok, internet yok, bir şey yok haliyle kaynıyor gidiyor film. Belki de iyi oluyor bilmiyorum ki biz bu kadar sene sonra keşfettik ama bir şekilde yani. Roger Dickinson'da e, usta görüntü yönetmeninde favori filmiymiş. Görüntü yani, yönetmeninde muazzam zaten iş. Evet şaşırmadım çünkü dönemine göre bence çok yumuşak çok pastel bir iş var gerçekten evet. ortada. Şimdi farklı, tamamen cephenin başka bir yerinde olan bir film var. Tamamen hmm. e, Omaha Beach, e, Medal of Honor'dan ki Medal of e, bu oyundan sonra esinlenip yapılmış bir filmden sonra esinlenip yapılmış bir oyundur. Baya gaz yani e, ben şeyi çok dedim ya sana geçen hafta bu filmi seçerken Saving Private Ryan'ı e, ne kadar iyi olduğunu ya da ne kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum yani çok unutmuşum filmi. 20 sene hmm. olmuş izleyeli. Ve açılış sahnesinde 15 dakika, 17 dakika falan süren kısım... ...ya gerçekten sinema tarihi için bence çok epik bir an ya. Yani epik, epin anlamı. E. Bu kadar detaylı ben başka bir savaş sekansı hatırlamıyorum ki... ...çok ilginç, eleştirmenler... ...ya böyle falan yapmışlar, hiç Ekürt değil diye... ...ama veteranlar savaş görmüş insanlara tam aksine çok beğenmiş. Ve... Daha derince Alman galiba dublajcılardan biri fazla savaş psikolojisi hissettiriyor ki kendisi de veteranmış işi bırakmış abi yapamıyorum ben yani çok gerçekçi hissettirdi bana gidiyorum deyip işi bırakmış adam. <laughs> e, pre CGI yani aslında CGI yapabileceği bir takım işleri CGI ile yapmamayı seçmiş bir e, evet. Steven Spielberg var burada elimizde o seti kurdurmuş dekore ettirmiş 1500 tane ekstra gelmiş. 1500 1500 Olmaz. kişi abi. <laughs> Üniformalarını giymişler. Yarısını yakmışlar. Geri kalanın kollarını fake'ten koparmışlar. Hepsinin üstüne mermi ince patlayacak şeyi kurmuşlar. Patlayıcıları sahile dizmişler. Yani bir detay. Arada emek var emek de var. ya. Al size emek var emek işte. Al emek var emek yani. <laughs> Arada gerçek ampute insanlar varmış abi. Hmm, o, o, da biraz acımasız biraz olmuş güzel. ama. <laughs> yani. E bak bunun, bunun etikliğini tartışmak isterim ama e, çok acayip bir tercih bu ya. Yani yani bayağı zorlayıcı bir tercih. Eee şeyi Bu arada Saving Private Ryan'a geçtik arkadaşlar. Steven Spielberg'ün yönettiği çok bilinen bir film değildir ama bilenleriniz olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Matrix gibi az bilinir yani Aynen fazla. Aynen yani. Matrix gibi dönemin indie filmlerinden, indie az bilinen, <laughs> kıymeti bilinmemiş eserlerden. eee <laughs> e, o sahne ve şöyle şöyle yani Spielberg de çünkü konuyla alakalı şey demişti. Demiş Kuralım seti. Bana da verin kamerayı. Yani kameraman da gelsin benimle. Bete kamerada bana ver. Ben gezeceğim. Storyboard falan istemiyorum. Ya yani burası vahşi olsun. Hı. Burayı çözeceğim demiş. Zaten o sahneden sonrasında bir anda CGI kullanımı setler, dekorlar bilmem neler çok değişiyor. Yani gerçekten o çıkarma sahnesi başta başına ayrı küçük bir film yapmışlar orada. Oranın bambaşka bir e, şeyi var. Bambaşka bir tarafı var. Tek başına ee, 11 milyon dolar oraya gitmiş zaten sadece. Yani şey de çok ilginç. Daha sonrasında abarttılar mı yoksa gerçekten oyuncular da bunu hani hissettiler mi bilmiyorum. Çünkü biraz da PR olsun diye abartmış da olabilirler. Ama oyuncular da şeyi çok söylediler. Yani savaş düdük çalıp da savaş anı geldikten sonra yani tamam yanımızda arkadaşlarımız düşüyor devriliyor ama hani böyle o kadar bir kaos vardı ki diyor ne yapacağımızı bilemedik. Hani Nerede oynayacağız bilemiyoruz. Role saplandık. O yüzden hepimiz Tom Hanks'a bakıyoruz. Tom Hanks <laughs> kolu patlayan adama bakıyor. <laughs> hani ne yapacağımızı bilemedik gerçekten o sahilde falan değil mi? Oyuncular da bayağı anlatmışlar. Yani o... Bayağı gerçekçi olmuş oğlum aslında işte. inanılmaz yani. <laughs> evet evet çünkü şey gibi. Mesela işte o daha ilk kapaklar açılıyor ve sahile fırlayacaklar. Askerler orada tatatak diye 8-9 tane sefer vuruluyor ölüyor ya. Orada düdük çalmış. Sahne başlamış. Evet, tamam hani burada böyle bunlar yaşanacak diyorlar ama patlamalar, mermiler, sesler falan başlayınca milletin bir şaşeye dönmüş. Milletin göğsü falan hani böyle mermi yiyormuş gibi devrilmeye falan başlıyorlar. Millet şey olmuş. Onun üstümüze efekt kan geldi falan derken. Yani hani bir kere de başlamış sahne. Ondan sonra toparlayamamışlar yani çoğunlukla. Hani böyle yani orada izlediğin kaosun ve çaresizliğin bir kısmı gerçek kaos ve çaresizlik Gerçekten. yani. Hani, Tabi ne kadarı gerçek kaos ve çaresizlik ne kadarı değil bilemem artık. Orası yani yönetmenin sırrıdır, şeyidir. Ee, ama evet. Yani Omaha Beach... Sahnesi 98'de dakika. çektiği e, başlı başına ikinci Dünya Savaşı jandrasını tümüyle diriltti zaten. Sırf o kısmı bile. Evet. Yani filmin Sonra art arda kesimine... geldi zaten. Ay tabii Call of Duty'ler falan hepsinin gidip Steven Spielberg'in elini öpmesi bir %10 falan vermesi lazım yani. Çok net. Evet. Medal of Honor'lar falan hepsi. <laughs> Hep gidecekler. Diyecekler ki reis Allah senden razı olsun. Yani yazın <laughs> Yedirdin içirdin. Öpecekler yüzde on bırakacaklar. Kaç kazandılarsa çıkacaklar. Adamın hakkı yani? Bir, e, e, izleyince hatırladım. Galiba Modern Warfare'daydı o. E, silahla tanka ateş etme. Abi full son... full. Oğlum, full. o sahne direkt aklıma geldi oyundan. Aa dedim bu oradan almışlar. Aa doğru. <laughs> Abi yani şöyle söyleyeyim sana. Campino Firoz diye bir strateji oyunu var. Ha, evet. Strateji tarafı çok derinlikli olmakla beraber. E, çok Game design'ını şu açıdan çok takdir ettiğim bir oyun çok pardon, ee, şeyi bu Saving Private Ryan'da kullanılan küçük gerilla taktiklerini, minik taktikleri, hani böyle aynayla bakmalar, işte aman yıkıntılara siper almalar, o küçük askerciklerin bir tane mermi yemeyim diye hakikaten siperlerine kurulup kalmaları, suppression fire'lar, kontrol noktaları, geçilecek noktaları, mayın döşemeler, yapışan çorap atmalar falan. Bunların Sticky hepsini bombs. şeye koymuşlardı. Oyuna koymuşlardı. Ve aksiyon oyunu değildi. Ve yani bir hata yaparsan askerlerin çok bok yolunu ölüyordu. Ve i̇şte bir sniper oydu, oydu. gerçekten bir noktayı ne kadar güçlü kontrol edebilir sana gösteriyordu oyun. Yani şey gibiydi. Bence Band of Brothers'ı da katmak lazım birazcık içinde bunun kardeşi i̇şte olduğu ya. için. Private Ryan'la Band of Brothers'ın ee, yani sana filmde anlattıkları dramayı oyunda yaşamını sağlayan bir oyundu Campion of Heroes. E, ve bence çok başarılıydı yani bir sürü 2. Dünya Savaşı oyunu var ama şey gibi değil hani bir sürü strateji oyunda 8 asker 10 tank basarsın onlar böyle düşmanın etrafını doluşurlar tak 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 ateş eder hit point'e dolanınca böyle ay falan diye yıkılır <laughs> biter ya öyle değil gerçekten Campo Neofiroz'da da şey yaşıyordun yani ulan bir sonraki sokağa geçmek için gerçekten bombalar savaşlar ay asker düştü çocuğu oradan alamıyoruz sniper koruyor orayı çünkü medik neredesin kamyon geldi sis bombası ay çocuğu kurtarabildik falan yaşıyorsun hmm. bunu o oyunda yani ama bunların hepsini Saving Private Ryan öğretti insanlara. Çünkü gerçekten Spielberg şeyi becerdi. Bizi götürdü o cepheye. Yani evet e... ya, bu çok acayip abi. E... Ve bence belki en büyük başarısı bu filmin War is Hell. Yani savaşa gittik mağab mantığını. Apocalypse Now vardır bir de biliyorsun böyle bir e... evet. ama tabii Aynı bir... sene Savaşı... Tin Red Line var bu arada. <laughs> Tin Red Line aynı sene mi? Aynı sene. Oscar'a 99'da giriyordu. Aynı sene giriyor. İkisi de alamıyor bu arada. Şey alıyor. <laughs> wow. Alan film adı neydi? La, la, la. Yani. O tarz bir film alıyor bu arada. <laughs> Drama film. Söyleyeceğim birazdan. Sen de alırsan. Da. <laughs> Neyse. Ee, şeyi yapıyor. Yani ne kadar evet hani askerlerin hayatlarını vermelerini şehitlik kavramını Experian love. Ne? Shakespeare'in bu... Love me alıyor. Ha, aynen. <laughs> yani kötü bir film ve değil bak, ama aynı sene olan diğer film de Life is Beautiful, Saving Private Ryan, Tin Red Line bir de Elizabeth ve Elizabeth Pek hatırlamıyorum ama e, yani burada bayağı iddialı bir yerde. Ha, bununla ilgili bir teori var abi. Bu Weinstein'in filmi bu arada. İnanılmaz e, lobi yaptı söyleniyordu dönem için Vanstein. Ama alamamış şey... mı yine de? Ha, Shakespeare'in Shakespeare Love Vanstein. Al... Al... Yapabilir ha ee, şey söyleyecektim. Yani evet, bu tamam. film şey bir noktaya çekiyor. Aslında Army of Shadows'da da aynı şeyden bahsedecektim de buraya sakladım onu. İkisi de karamsar, ikisinin de kahramanları doğru olduğunu inandığı şeye yapmaya çalışan insanlar. Ama bir noktada artık şey de bitmiş. Yani Army of Shadows'da zaten Fransız hükümetine karşı artık o adam dirin işinde yapıyor. Ee, şeyde de. Ee, Saving Private Ryan'da da özellikle Tom Hanks'in öğretmen olduğunu söylediği bir konuşma yaptığı falan bir şey bir kısım var ya biraz böyle gaz bir kısım. O noktada da artık bir yerden sonra bir yerden sonra şeyi görüyorsun. Yani bu kadar cephe bu kadar ölümden sonra yani vatan sevgisi falan kalmamış. Artık kalpleri katılaşmış bu insanların. Farklı bir şekilde i̇şte yani. birer canavara dönüşmüşler. Görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Evlerine dönmeye çalışıyorlar. O yüzden hepsinin altında hafızalarında anaları var işte ev evlerini hatırlamaya çalışıyorlar. Evime dönsem anam beni tanıyacak mı? Başka birisine dönüştüm falan diyorlar. Yani hiç öyle şey yok yani. Dostlar, bugün bu cephedeyiz. Çünkü vatan için unutmayın. Kurucu babalarımız Amerika'yı kurdular ve biz bugün Amerikan kartalını yani aksine <laughs> Hayat yani kalmaya çalışıyorlar ya. başka bir daha yani, yok. Yani e yani Allah kahretsin diye her gün her adımlarını atan bir ekip bunlar. Yani o açıdan şey çok ilginç. Yani filmin açılışında ve kapanışında... ...evet Spielberg şunu yapıyor. Yani bu insanlar boşa mı öldüler? Boşa ölmediler. Ama boşa mı öldüler sorusunu... ...gerçekten o kadar çok soruyor ki bu filmde. Yani bence dünya savaşlarının... E, ...belki de böyle... ...helal olsun aslanlarımız, kahramanlarımız falan... Lan, ...gencecik çocuklar vurularak ölüyor işte. Yani niye ölüyorlar? Aman işte PR değeri var diye ölüyorlar. E, Omaha Beach'e çıkanlar ölmüş. Başka bir beach daha vardı. Utah Beach mi? Hatırlamıyorum şimdi. İki yan beach. Orası boşmuş mesela. Oraya çıkanlar ölmemiş abi. Orası boş oraya Almanlar orayı fortify dememişler. Omega Beach'e çıkanlar ölmüş. Yani eee işte Öyle zaten var. şey gibi bir hal var ya Omega'dan çıktıktan sonra pardon Omaha Beach'ten eee Tom Hanks gidiyor kampa millet sandviçine oturmuş yiyor kahvesini nerede kaldınız ah. ya falan diyor. Orada gözlerine böyle bir zoom adamın hani. O, o aynı bak işte aynı şey eee Army of Shadows'daki muhabbet gibi biraz Yine hemen, olay hemen sınıfsal oldu. Biraz böyle üst sınıf kademe millet tıraş oluyor, yemek yiyor. Öbür tarafta böyle kollar <laughs> Ne yapıyorsunuz? O i̇nsan utanır lan. Ayıp He. yani. Ama işte orada artık işte Fubar mantığı da çok güzel. Bu filmin o çıkarttığı Fubar mantığı. Yani e, bu savaş, ki zaten bu arada muhtemelen chatimizde de vardır. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı biraz analiz ettin mi, okudun mu şeyi fark ediyorsun. Herkes sürekli hata yapmış en az hata yapan taraf kazanmış gibi böyle e, tuhaf bir şey var. Yani cepheye cepheyi kontrol etmeyi unutanlar. Ya tanklar iki saatte gelir mi boş ver diyenler. Yani Çok ben 2. ikinci dünya savaşı ile ilgili şöyle bir şey bir dönem bitti yani bir nokta açıkçası öyle bir dönem oldu. Belki de Spielberg bunu tetikledi biraz. Tin Red Line'la beraber. E, aslanlarımız işte yürüyün be Amerika'nın kartalları kahramanlar güneş batarken oraya doğru müzikle beraber gidiyorlar film vardı bundan gibi değil de daha ziyade hani şey yani herkes sıçıyor en, en yavaş sıçan kazanıyor gibi bir <laughs> e, yapı ve tarihte araştırdığında mesela şey de şu an Netflix'te de var bir tane 2. Dünya Savaşı belgeseli biraz o açıdan yaklaşmış yani herkes çok kötü yönetiyor ikinci Dünya Savaşı'nı. Çünkü yönetilebilecek bir şey değil aslında. Biraz da öyle bir şey var ya. yani çok büyük, evet. Kontrolden çıkıyor bir yerden sonra. O yüzden şeyi odaklanması çok hoşuma gidiyor bu filmin benim. Ya o eskercikler yazık yani anladın mı? Biri babasına mektup yazmış öbürü anasını düşün Ne yapsın zaten bir tek o kalmış çünkü. Mevcut bulundukları andan çıkmaya çalışıyorlar. Onu da şey sahnesi çok iyi gösteriyor. Ryan'ı bulmak için bunlar böyle ölmüş çocukların Bit bitcoinlerini saymaya başlıyorlar. Abi da. evet künyelerini alıyorlar. Aynı Yandan gencici çocuklar geçiyor böyle oha onların hepsi ölülerin gün gelirim ya falan. Yani adam giriyordu geliyor ne yapıyorsunuz öyle. abi kaldırın falan diyor ama işte evet. cephe gördükten sonra onlar artık şeyi unutmuşlar yani empati empati gitmiş kapatmışlar kendini dünyaya. E, akıl sağlıklarını artık koruyabilmek için. korkuyorlar orada zaten. Hani şey tepkisi veriyorlar ya kim bu adam oğlum niye kurtarıyoruz biz bunu? Bizim de anamız var. Bizim de hmm. kardeşimiz var. Biz niye gitmiyoruz da o gidiyor. O sinirle de biraz yapınca Wade karakteri o açıdan çok iyiydi. Bak Wade böyle medik ya bir de hep dengeyi sağlayan oydu. Tam böyle gerçek bir doktor gibiydi orada. Yani. Halbuki esas cerrah da ölüyor bu arada. Yani bu daha böyle e, acil tıp uzmanı gibi bir şey kalıyor aralarında. Giovanni Ribisi bu arada çok iyi bir oyuncu orada. Yani e, kadrosu çok acayip bu arada. Ha, film. evet Dileriz ya, oh, herkes ünlü olur mu ya bir filmde? <laughs> Ulan bir tane de örneğin bir adam koyun ya. Moriarty olur, bile çok... oradalar en son Vaktinde Moriarty tanımıyordum ben. Sherlock'taki Moriarty bile iki sahnede çıkıyor burada. lan Dedim o sen da, nereden evet. geldin ya? Çok komik bir şey var onda. Trivia var. E, ee, Matt Damon'ı şey diye seçmiş Spielberg. Çok ünlü biri olmasın Ryan oynayacak çocuk. Onu sonradan gösteririz ama tam bir Amerikalı gibi gözüksün. Hani öyle bir oyuncu bulun bana demiş. 97'de Good Erif'i seçiyor, oynatıyor. Ee, good Will Hunting'de Oscar oluyor bu film çıkmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> ya, Orada patlıyorlar. <laughs> abi zaten. Brian Cranston bir saniyede <laughs> gözüküyor. Vin Diesel filmin iki sahnesi de var. 3. sahnesi de izlemeyenler varsa ölüyor. 100 bin ee, dolar almış onun için bu arada. Ay yani <laughs> anladın mı? Yani şey ve, ve şunu fark ettim daha sonra. Nathan <laughs> Fillion falan var lan bir sahnede. Nathan <laughs> Fillion falan Aynen. o dedim böyle tanıyamadım. Sonradan işte kaç tane şeyin başrolünde oynadı falan. Evet, herkes yani, var abi. Yani. Ya şey oldum böyle. Ya dedim özellikle ünlü mü seçmiş adam? Ya sonra şunu fark ettim abi hayır. Saving Private Ryan o kadar iyi bir film ki insanları çok etkilemiş. Ve buradaki askerleri ele aldığında bütün askerleri birazcık şey bir halde ele alıyor ya. Ulan bu çocuklar bak cephede ölüyorlar yazıktır. Yani ve hiçbirine de böyle karikatürize şey tipleri çevirmemiş ya. Ey ben de ekibin İtalyanıyım ha. Lanet olsun evet, dostum evet. işte. Hadi sen de Minnesota'ya geri dön. Lanet olsun lan <laughs> ben de Minnesota'dan geldim falan. Ya, bir tek böyle arada sivrilen Allahçı işte şey var. Allahçı sniper var birazcık aradan sivrilen. O da yine son derece sessiz, sakin bir çocuk. Yani böyle hiç kimseyi karikatürize böyle ne bileyim ben de bomba uzmanı çavuş bilmem kim falan değil ya böyle hiç kimse evet, yani gariban. Prosu var devam değil mi? Böyle? <laughs> hiç öyle değiller hepsi gariban. Yani bu garibanlar niye ölüyor bu cephede sorusunu sana sordurtturuyor. Haliyle muhtemelen o yolda, o asker çocukları oynayan karakterler her birisiyle e, o dönem Amerika'da sinema izleyen herkes inanılmaz empati kurmuş ve daha sonra o yüzleri sinemada daha iyi rollerle gördüğün zaman muhtemelen çok daha iyi çalışmış yani bu roller bir noktada hmm. hepsinin kariyerinde böyle bir çarpı beş bir boost vermiş olabilir yani vermiş bu dediğin de az kaldı oluyormuş bu ara yani olumsuz taraftan şöyle e, darabontu falan getirmişler senaryoyu toparlasın diye ki herif zaten işin uzmanı yani hmm. e, bir yerde Tom Hanks karışmış mesela Tom Hanks'in o ilk açıldığı sahne işte ben öğretmenim hani tam işte e, Rebstein miydi? Rebstein mi? Unuttum karakterin adını. O terk edecekken bunları. E, işte ben öğretmenimde girdiği sekans çok uzunmuş. Yani orada bayağı anlatıyormuş böyle hayat dersi gibi. Demiş ki Tom, Tom Hanks ulan hani benim karakterim donuk zaten. E, biraz da böyle çok açılmayan biriyim. Zaten niye buradayım sorguluyorum. Böyle anlatırsam çok saçma olacak deyince. Aa doğru diyorsun demiş Spielberg. Sonra hatta Captain Miller karakteri ölmüyormuş sonunda böyle kahraman gibi bitirip Böyle işte Ryan'ın yaşlanınca yanına gidip evladım falan diye yine buna tirat atıyormuş falan. Onların hepsini atmışlar. İyi ki de atmışlar. O zaman harbiden film çok çizgi bir hale gelebilirmiş evet. yani. yani. Çok ve, başarılı. Aslında. Ve yani çok işte güzel bir aslında şöyle söyleyeyim kahramanlık öyküsü. Yani e, bana birazcık şeyi hatırlattı. Güzel bir anıydı onun ama eskiden çok güzel DC Comics vardı hatırlar mısın? Tabii. Güzel yıllarıydı hatırlarım. DC Comics vardı eskiden ha. Bir Ece. noktada Superman gücünü kaybediyor. Süpermen gücünü kaybettiğinde işte bir yerde bir çatışma oluyor. Superman yine böyle mermilerin önüne atlıyor falan. Hani kurtarıyorlar bir şekilde. Ulan diyorlar Keko hani niye atladın sen mermilerin önüne? Ulan diyor hani ben mermilerin önüne mermi geçirmiyorum diye atlamıyordum. Mermilerin önüne atlıyordum ve mermi geçirmiyordum gibi böyle bir hani Ha, anladım. Kral sen de ufaktan bizi yiyorsun bu adam. Bir yandan da hani cümle güzel ama aklında güzel kaldı. Evet, yani evet. Birazcık şey gibi hatır geliyor o yüzden buradaki kahramanlar da bana. Yani evet bu insanlar ölüyor. Bu insanlar üstün insan değiller. Bu insanlar e, kendilerine bir görev verilmiş. Ağlaya, zırlaya, küfrede küfrede bu görevi yerine getirmeye çalışan insancıklar. E, ve bu kahramanlık bu işte. Yani bu, 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 bu vurgu mükemmel bir vurgu. Yani çok çok iyi bir yerden yakalamış film bunu anladın mı? Yani şey gibi değil öyle. Helal olsun 75 bin kişi öldürdü çavuş <laughs> bilmem kim falan hani böyle de. Aslında bak bu alıntına güzel bir destek atayım. Ee, ben şeyi hep sor, yani sorgulamadım tabii de yani bunu düşündürtüyor film. Öleceğini bile bile kurtarmaya çalışıyorlar. Aslında biraz Superman'in alıntı yaptığı alıntı da ona gidiyor. Yani öleceğini bilmek bilmemek diyor oradaki konu. Yani oraya atılmak. Burada da aynı şey var. Aslında. Öleceğini biliyorlar artık böyle ciğerleri çıkmış. Aman abi onu ver, bunu basalım. Son evet. saniye acısını dindirelim. Ya yani oradaki psikolojiyi vermek zor. Yoksa aksiyonu verirsin. Hani paran var oldukça biraz da yetenekliysen yine verirsen. O psikolojiyi veremediğin zaman işte çizi bir şey çıkıyor ortaya. Yani kimse de mutlu olmaz bundan. Yani bu yıllarca zaten bunun şeyini çektik ya biz. Yani Amerika dünyanın işte kahramanı işte bayrağı dalgalanıyor falan. Sefiridir falan. Sefiridir falan. ki First Man'de de mesela e, bunu güzel işliyordu. Hani Amerika'yı çok öne çıkarmalı Hani tabi burada yine işte biraz o bayrağı öne çıkarma muhabbeti var ama hani çok baskın değil. Hani en sonunda mesela ben şeyi hatırlamıyorum. Köprüyü havaya uçuruyorlar mıydı ne oluyordu uçurmazlar umarım dedim. Uçurmadılar mesela. Uçuramadılar çünkü. Bak uçuramadılar da, uçurmadılar da farklı burada. Yani bunların dengesini senaryoda biraz da belki sonradan o dokunuşlar hep sonradan... Yakın dönemde senaryo sonradan dokunup bozan Hollywood. Burada sonradan dokunup çok güzel bir iş çıkarmış. Ve bunu biraz da hani e, Amerika'nın biz işte beyaz kurtarıcı izini baskılayarak... Hani yine var evet e, yine o komutan çıkıp o çocuğu getireceksiniz, kurtaracaksınız. Bakın büyük başkan öyle derdi. Falan. var bunlar. Lincoln falan. Evet, Aynen. Evet, evet, Bunlar var. Evet hani bunları ben 5 e, üzerinden 4 verdim mesela filmi. Oraya kırdım yani. Hani bunlar var diye attım onları. Yani yoksa teknik olarak bu filme diyebileceğim, ağzımı açabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> i̇yi iyi. Ben mesela merak etmiştim hakikaten bunca zaman sonra izleyince ne düşüneceksin diye. E, çünkü evet film çalışıyor. Yani film <laughs> Maalesef çok maalesef. <laughs> yani bu filmin daha iyi nasıl olabilirdi dersen daha sakin olabilirdi tek diyebileceğim o. Yani biraz e, yani bu filmin hatası değil. Yani bunu bunu izah etmem birazcık zor. Böyle farklı bir eleştiriyle geleceğim biraz ama bu filmi daha iyi yapabilecek olan tek şey Spielberg'in, Spielberg'in, Spielberg'in ben bu filmden daha az para kazanayım kardeşim diyerek bir takım popüler ve popülist bir takım sahneleri bırakmasıyla film daha sakin, izlemesi biraz daha yorucu, boğuk ama işte biraz daha Army of yaklaşan öte yandan kesinlikle onda bir şeye düşen bir filme dönüşebilirdi. Öyle olmak zorunda mı? Değil. Ben öyle tercih ederdim. Çünkü ben almıyorum neticede bu filmin parasını. Ha ama şeyden ötürü de kızmıyorum. Yani daha çok seyircinin anlayabileceği ve sevebileceği bir film yapmakta bir filmi kötü yapmıyor. Ama yeri geliyor işte böyle şey gibi sahneler var ya bu küçük küçük yani bunlar bile şu açıdan eleştiri değil bu söylediklerim bak yine. Sadece aa Spielbergçilik ya şey gibi hani. Çocuk böyle ne yapacağını bilemiyor. Daktilo alayım mı falan diyor. Adam orada kalemini gösteriyor falan. Böyle hani. Ya mesela o sahne olsa ne olur olmasa ne olur. Yani onlar birazcık şey sahneler işte. Hani bütün Öyle seyirci şey... Ya işte onlar Çakla böyle bandı. biraz. Ya böyle bir böyle bir şey atıyor. Yani arka sıradakiler de anladı mı konuyu falan atıyor. Ama o arka sıradakiler de anladı mı cılık? Eee zaten şey bir uzmanlık alanı yani uzay filmleri. Bunu iyi yapan belki de. Savaş filmini bütün dünyaya, uzaylı filmini bütün dünyaya, Dünyalar Savaşı filmini bütün dünyaya, dinozor filmini bütün dünyaya izletebilmiş bir adam bu. Bu adamın uzmanlığı dünyanın en iyi popcorn işlerini yapabilmek. Yani bunu söylemek istiyorum neticede. Yani evet. hani böyle filme girip de böyle kendini daha ruhsal olarak derinlikli bir şeylere kaptırmana gerek yok. Burada aslında film sana birazcık ne hissetmen gerektiğini, hangi sahnede ne düşünmen gerektiğini çok söylüyor. Şimdi iki iki filmi bugün yan yana koyduğumuz için söylüyorum. Army of Shadows seni düşündüren bir film. Army of Shadows'u izliyorsun ve diyorsun ki Siyasi olarak da kahraman. Her açıdan düşünülüyor. Sosyolojik, siyasi. Yani. Tabii. Çöküyor <laughs> film sana. Film seninle oturuyor böyle. Ya kardeşim bizim de olaylarımız böyle diyor. Sen de böyle ver bir dal abi diyorsun. <laughs> Falan diyorsun. İçleniyorsun. Yani oturuyor böyle için. Hani düşünüyorsun ulan neler olmuş diye. Ya adamın Merve'den kaçıp kaçmamayı düşündüğü sahne bile bence bambaşka bir konu. Şimdi o öyle bir film. Bu filmde diyor ki kanka bak böyle oldu. <laughs> yani diyor hani sen diyor bunu hisset burada. Yanlış bir şey evet. veriyor mu sana? Hayır. Yani ee, ama birazcık daha kolay lokma diyeyim bu film için. Neticede muhtemelen Erra'yı kurtarmak filmi kolay bir film değil. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Hatta pek çok insan zamanında mı eminim çok rahatsız etmiş bir filmdir. Ee, ama iki filmi yan yana koyduğumuzda en azından böyle bir fark var aralarında. Ha o film iyi bu film kötü mü? Bence işte dediğim gibi aslında bugün animeleri de konuştuk ya biraz. Yani evet. ikisi ikisi farklı rotanın filmleri. Farklı, benzer psikolojileri ve benzer kahramanları işleyen. Ya. İki farklı ustanın iki farklı yemeği bu benim gözümde öyle yani. Yo doğru doğru yani senin dediğin kadar düşündürebilecek sahne bence bir tek şey olabilir. Ee, hatta iki sahne yani bir Alman askerini bırakmaları o gerçekten bence çift taraflı çalışan güzel bir fikirdi. Onun sonrasında da apım karakterinin e, o askeri vurması. Şimdi orada biraz şey gibi anlaşılmış olabilir. Ben en azından öyle anlamadım ve apım işte enerjisini topladı orada artık bir Amerikan askeri oldu ve kaptanı işte yüzbaşısı öldüğünde çekti vurdu falan. Halbuki o biraz daha böyle apımın da artık hayvanlaşmaya geçişi. Yani orada şey düşünmüyor artık. Yani bombalar patlıyor, ağlıyor. Arkadaşlar onun yüzünden öldü. Bunu korkaklığı yüzünden altına işedi neredeyse artık. Böyle yamuldu. Kim bir neler düşünüyor orada. O toprağın kokusu ağzına giren toprağın tadı benim ağzıma geldi yani artık orada. Ve orada artık o şeyi atıyor kafadan. Hani döndüğümde onu da tanıyamayacaklar yani orada vuruyor artık hiçbir Tabii. şey düşünmüyor o yani o sahnelerin o iki sahne filmin belki de en hani e, derinliği veren sahneleri Ki işte o arada Captain Miller'ın ölmesi tekrar kesinlikle önemli ölmese bence bu kadar etkili bir sona gitmezdi ya da köprüyü patlatsa işte son hamlemizde patlattık ve orduyu bilmem ne yaptı falan bunlar çok güzel tercihler ve var onların de yani bak o bana şeyi hatırlattı mesela Full Metal Jacket'teki o e, sniper kadının ölümünü hatırlattı biraz. Hani orada da lan niye vurduk ki biz bunu bakışlar arasında geçen bir sahnedir. Kaparzolu niye öldü abi? Yani sırf bir çocuğu o panikle ne oldu da belli orada. Ailesi çocuğu veriyor onlar panik. Caparzo diyor ki yeğenime benzedi ya yani şoka girmiş bir halde. Hı hı. Öyle geziyor ortalıkta tak, takkesini falan çıkartıyor. Ya yani o iki ya yani onunla beraber üç sahne bence filme ciddi derinliğini katabilen sahne ama tabii ki işte popcorn işi yaptığın zaman çok büyük bütçeli bir iş yaptığında da çok derinleşemiyorsun. Bu kadar. Derinleşeceğin de bu yani. Bence derinleşebileceği kadar da iyi derinleşiyor açıkçası. Evet. Yani işte bir yerden sonra evet. şeyin bir derecesi var. Spielberg sen böyle bu kadar parlatma bu işi. Biraz daha kısık ya, ben yapayım kardeşim ama hani onda işisi belli olacak bu sefer. Şimdi Spielberg da yani kariyerini tam altın döneminde niye yapsın böyle bir şey? Yani yapmış da kötü mü yapmış? Hayır. Başka türlü nasıl iyi olabilirmiş anlamında söylüyorum. Yani ...mesela bu, bu filmde beni de de her zaman çok hoşuma gidiyor... ...karakterlerin bir yerden bir yere yürürlerken ki konuşmaları... ...arkada fırtına var bir tepede böyle Yüzüklerin Efendisi gibi yürüyorlar... ...o sekanslar yani... E, ...hakikaten no man's land yürüyorlar böyle yani... ...bir yerden mermi mi gelecek bilmiyorlar... ...yani... ...karanlık bir Yüzüklerin Efendisi gibi yani anladın mı? ...hani bir böyle maceraya çıkmış bu e Yüzük kardeşliği... ...tek yüzüğü alıp geri gelecekler... ...her yerden sniper çıkabilir, ayı çıkabilir... Mayınla basabilirler. Tank çıkabilir. Bilmiyorlar. Yani şey gibi diyorlar Yanlarında Gandalf falan diyor. Ki, hepsi ölümlü. Ey herkesin bir hit pointi var. Yani <laughs> e... Sıktılar mı ölüyorsun yani. Şey oyun gibi de değil yani. Durup dururken iyileşmiyorsun yani. Yok tabii öyle iki <laughs> nefes alınca gözlerin kenarında kırmızılık gitmiyor <laughs> hiç yani. Wind, Dağ gibi Windizel bir mermide gidiyor abi. Eski first person'ların ki yeni oyunlarda galiba Wolfenstein'da vardı o da işte tekrar hani medikit bulma olayı o açıdan zevkli oluyordu ya. Yani. Tabii. Ulan medikit bulmam lazım gidiyoruz abi falan diye e, gergindi. Ben en son bir de şey düşündüm ya hani düşünsene Ryan'ı bu kar kurtarmışlar. Belki bunun paradisi yapılmıştır bir yerlerde. Ryan böyle ağlıyor falan sonra bir gidiyor Trump'ın ekibindeymiş odaya yürüyor böyle aşı karşıtı <laughs> senatör olmuş. Randik <laughs> <Biri> olmuş böyle. <laughs> i̇şte mesela şey ilginç biraz. Mesela yani işte diyorum yani böyle biraz popcornculuk dediğim aslında o. Yani Belki belki Spielberg şunu vermeyebilirmiş. Mesela Inception'ın sonunda rüya olup olmadığı belli değil ya. O şey basada evet. masada kalıyor. Yani Nolan mesela Spielberg'e çok yakın bir yönetmen pek çok açıdan. Ama bir tık daha baharatını az koyuyor yemeklerin öyle söyleyeyim. Yani e, mesela Dunkirk bence çok daha sakin bir Saving Hı -hı Private Ryan. Yani istese o rotaya gidermiş ama o rotaya gitmemiş. Başka bir rotaya gitmiş. Tabii her yönetmenin tarzı farklı ama... E, atıyorum yani Private Miller hani kurtarıyorlar Ryan Ryan dönüyor. Ne oldu Ryan'a bilmiyoruz. Dönüyor çocuk. Hani mesela film orada da bitebilir. Hani gidiyor böyle gerçekten. Bitiyor film ondan sonra. Yani şey sahnesi mesela bütün Tabii seyircileri oldu. hissettiriyor. Anladın mı? Yani bütün seyircilerden kastım Saving Private Ryan'ı DVD'de, Netflix'te ya da vakti zamanında sinemada izleyen 7'den 77'ye işte çocuk erkek genç yaşlı küçük büyük ihtiyar onların hepsi filmin sonunda şöyle oluyorlar helal olsun ya bak yaşamış dört çocuk yapmış karısıyla mutlu bir hayat yaşamış falan böyle ya. tamam <laughs> e, ama bilmiyoruz ya bunu aslında yani aslında bizim kahramanlarımızın gözünden Ryan ne oldu ne boka yaradı kurtardılar bu herife de bir boka cacık mı oldu Neci oldu bilmiyorlar aslında mesela bir baştan daha bu, iyi biliyor mı? değilim bu işleri ama herkesin yoğurt işi başka. Ya. Ben olsam şeyi göstermezdim. Ryan'ın nasıl bir hayatı olduğu göstermezdim. Yani ama o zaman da belki bu kadar popüler bir film olmazdı. Anladın mı? Ya bu bir denge işi. Ya tabii orada biraz şey saygısına dikkat ediyorlar. Bence biraz o da var. Bu veteran. Ya sonuçta bu çok sevilen bir şey Amerika'da bir de işte NBA'de de çok vardır. Devre arasında kesin bir veteran gelir. Bilmem nerede savaşmıştır ona bir saygı duruşu yapılır. Onları e, seviyorlar. Yani şey yapmıyorlar. Evet. First Man bunu yapmamıştı mesela. Oradan tepki çekmişti Amerika'da. E, <laughs> o tepkiyi evet. de çok çekmek istememişler herhalde. Onunla uğraşmak istememişler. E, tabii canım. Ben, ben de senin gibi yapardım. Ama. Senin Bank Örke'de şey diye eleştiri getirmişler ya bir tane Alman askeri gözükmüyor. Ne yapmak istiyorsunuz falan. ya işte Adam bir şey yapıyor arkadaş. Görsel sanat yani bu. Hayır işte <laughs> e, ateş eden makineli tüfeklerin tüfek sesi yeterince yüksek değil falan. Sure bro. <laughs> <laughs> Bilmiyorum çok ikonik sahnelerle dolu bir film bu Yani devrilen duvarda karşılıklı kalıp da Böyle birbirlerine silah Aa, bırak diye bağıran çok, iki evet. Asker e, ekibi e, Yani orada hemen şeyi görüyorsun hani Kimsenin öyle gözü dönmüş Cani değil aslında hiç kimse Bizimkiler, Almanlar da ateş etmiyor Bizimkiler de ateş etmiyor herkes korkuyor ölümden e, Yine şey sahnesi aslında Daha sonra binlerce filmde binlerce kere taklit edilmiş Sinemanın en ikonik sahnelerinden Birine dönüşmüş Neyse. olan Birebir adam adama mücadelede yavaş yavaş düşmanını bıçaklama sahnesi. Aa, evet. Kalbe sokma. Hmm. Oyunlarda da çok vardır ya. Yani. Full X'e basarsın sen o sahnede böyle falan. Yani e, Saving Private Ryan'ın e, ekmeğini yiyen sektör sayısı çok çok yüksek gerçekten. Ha bir de şey konuşmak lazım. Ne kadar premier filtresi gözüktüğünü fark ettin mi filmin? Aa, ya Beyaz şöyle ışıklar, difüzyonlar, uzun çizgiler. E, Silik renkler, bunların hepsi şu an aç premieri. Lumetri'de böyle sürükle bırak filtre olarak geliyor. Zamanında bunu kurgulamışlar sıfırdan ve o dönemin bütün oyunları veya bu tarz dizileri filmleri aynı görsel tarzı taklit etmişti. Yani Spielberg reisle görsel yönetmeni kimdi hatırlamıyorum ama Spielberg'in hep tek bir adamı var, sinematografi. Tak diye masaya sopayı koymuşlar. Herkes asker gibi aynı tarzı taklit etti. 10 sene falan. Kaminski. Kaninski. Zaten hep çalıştığı adam. Bu arada zaten şey muhabbet de var Trivel'e. Saturation'ın %60'a kıstığı için de TV'lerde falan bir türlü düzgün verememişler. Bir sürü ayar gerekmiş filmi tekrar düzgün hmm. verebilmek için. Ee, biraz böyle dediğin şeyi yakalamak için o gerçekçilik tonunu da yakalamak için bayağı uğraşmışlar zaten. Tabii. Bir de bir komik bir detay daha var. Onu da söylemek istiyorum. hani Görüntü yönetmenliği açılmışken e, Spielberg şey yapmış bir yerde. İşte bu e, Miller'ın kafa gittiğinde böyle bir sallanıyor ortalık Aha. Böyle bir slow mo'ya giriyor falan. Böyle şey kameranın e, crane'ine falan ya da tuttu işte o aparata e, matkap takmış. Sarsıntı versin diye. Sonra setteki e, sanırım ya fotoğrafçı ya başka bir şu an hatırlayamadım kim olduğunu. Demiş ki abi bunun için shaker lensler var hani. Sonra <laughs> demiş ki şimdi bak sinemada bir devrim yaptığımı düşünüyordum. Halbuki <laughs> salakmışım diye. <laughs> Bu da çok tatlı bir adam. Spielberg gibi bir adamın bile hani bir eksik olabileceğini görmek hani ve aslında bir fikirden çok orada bir işini ne kadar iyi yapmaya çalıştığını görmek hoş bir detay ama tabii böyle bir şey de varmış Tabii. Ya güzel güzel tabii canım o mesela cephede böyle kameranın askerleri çok yakından takip etmesi falan bir noktada 1917 ilham veren kamera açıları falan ta o kökenler evet. oraya kadar dayanıyor yani. Ee, hakikaten böyle bir sinema öğrencisi falan keşke otursa da Saving Private Ryan'ın her bir parçasının ne kadar taklit edildiğini gösterse gerçekten parça parça taklit edilen bir film çok görsel çok tarzı edilmiş. renkleri karakterizasyonu müzik kullanımı işte seçilen cepheler, Omaha Beach hiç başlı başına yani bunların hepsi ayrı ayrı e, taklit edilip farklı bir şeye ulaşmış bir böyle e, farklı bir şeyler ilham vermiş bir film o yüzden hakikaten şey gibi ne bileyim, bilim kurgunun Star Wars'u neyse hani İkinci Dünya Savaşı içinde Saving Private Ryan öyle bir şey yani. Kesinlikle öyle ya. Bak sonraki filmler şeye çok cesaret edemedi bir tek. Sniper hep böyle Allah'tır ya. Burada da böyle dindar bir karakter falan. Hmm. Ve pat diye ölüyor yani patlayıp. Hmm. Diğer sonradan mesela bir Animated Gates vardı sanırım. Sonra bir tane daha öyle da Sniper'lı film vardı. Hep böyle işte bir 300 kişiyi öldüren Sniper falan. Mesela biz de bu hataya çok düşüyoruz bak yani. Tabii ki Kurtuluş Savaşı ve onun cepheleri çok başka konular içeriyor ama biraz daha böyle bu askeri hikayeler ya da o savaş ortamını e, bir geniş açıdan alıp anlatmak çok daha insani bir hikaye çıkartıyor. ya yani onun çünkü sen çok kahramanlaştığınız zaman sanki çok yapay bir şeymiş, çok değersizmiş, işte biri çıkmış halletmiş gibi algılatıyorsun insanlara fark etmeden belki de. Bu sniper hikayeleri de hep öyledir. Çıkar 500 kişi indirir böyle gelir madalyasını alır falan. Bu da ölüyor. Yani e, bunlar güzel detaylar. Bizim de mesela bu işleri yaparken biraz böyle düşünsek sanki daha iyi sonuçlar alacağız gibi hissediyorum. Bak, yani oradaki de... başarı daha iyi anlatabiliriz. Pardon. yok yok yo, Sen ben senin lafını böldüm. Ee, bu iki film. Sen anlatırken şu an kafamda netleşti yani tam. Bu iki filmin de başarısı, ikisinin de gerçekten bence ortak başarısı. Hayatta kalanların değil ölenlerin hikayesi olması. Çünkü genelde kahramanlık Kesinlikle. hikayesi anlatacaksan hayatta kalanların hikayesini anlatırsın. Bu film Aynen. ölenlerin hikayesini anlatıyor. Ee, haliyle işte zaten Private Ryan son derece başta sonda ve ortada böyle gözüken bir karakter yani çok bir şey yaramıyor. Ama kaptan Miller ve ekibini izliyoruz ya da işte e, Gerbiyer ve onun kurduğu küçük rezistans ekibinin başına gelenleri izliyoruz ve Hepsi ölüyorlar. Hepsi adeta bir suicide squad. O sırada suicide squad e bakıyorsun. <laughs> wow. Sinema nereden nereye gelmiş diyorsun ister istemez. Rogue da böyle bir, bir şey yapmaya çalıştılar. Yapamadılar ya. Ya evet ya. Rogue One'da o karakterleri getirip getirip kapının önünde eşeğe oturtup öldürttüler sonra. Yani <laughs> ölmediler de pardon. Biri öldü biri ölmedi. Hatırlamıyorum. <laughs> Baştan hani başarılı bir öyle... şata maruz kalmış bir filmciyiz yani Rogue One. Kim bilir neydi. Ama Rogue One'ın ilk fragmanda gerçekten şey tadı vardı. Aa hani hani böyle şey e, kahramanca vatanı için falan ya da amacı için kendini feda eden insanlar Abi, tadı vardı. O, o, zaman da konuşmuştuk. Bak Rogue One'ı e, babasının hikayesi, kızın babasının hikayesini Destan içerisindeki belki hücre yapısıyla beraber oraya sızmış onu çıkarmaya çalışıyoruz hikayesi gibi böyle bir Army of Shadow. Harbiden bak isim ha. <laughs> yani Army of Death falan böyle bir şey yapsaydın ve onun altında anlatsaydın inanılmaz bir Star Wars hikayesi çıkabilirmiş o. Komikli robot koyduk. Ee, bir de üç, USB kaçırdık. Güç, <laughs> gücü kullanmayan Jedi koyduk. Bir de Darth Vader'a USB kaçırttık. Hadi bakalım. Zaten milletin sinema kültürü yok. Herkes çok iyi film zannetti bizim filmi. Hadi hayırlısı. Ne oldu? Ne devamı geldi? Ne bir şey geldi? Yani bir kere insanları salonda kandırıyorsun ama devamı gelmiyor açıkçası bu tarz e, aslında ruhu oturmamış filmlerde o da ilginç bir şey maalesef evet o zaman haftaya ha, haftaya Venom. Dune ve e, Venom aynen Okey. haftaya ilginç bir gün yani bir buradayız bir bu üçteyiz evet. bir bu uçta. <laughs> yani Venom'un bombok bir film olacağını aşırı eminiz ve bombok bir film olma ihtimali yok ve bu bana çok ilginç geliyor yani İçimde şu kadarcık bir şey yok ya. Ulan. Ya sana şöyle diyeyim görmüşsündür belki. Bazı hani çizgi roman yazar çizerleri biraz daha kendi işleri olduğu için de çok beğenirler. Ee... Ay yazarın adını unuttum. Venom yazarı kendisi. Çok da ünlü son serisini yazdı. Neyse yazsınlar şey yorumlara. Ee, en iyi yeri kapanış jeneriydi yazmış yani. O bile artık dayanamamış. Yani o kadar kötü bir film bizi bekliyor. Yani, hazır oldu yani. Ama yani... Anladın mı? Venom'u Venom, <laughs> Venom yani azıcık yazdıysam bile bu filmin Venom değil, Kara Çamurlar Recep'i ve maceralar oldu fragmanından bile belli. Yani ah neyse. Elini ısıracak abi böyle. Yam yam nene var diyor onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> böyle tutup elini ısırıyordum ama ben o sahneyi aşamıyorum ya. dedeci <laughs> Peki. Evet arkadaşlar o zaman haftaya Dune ve Venom isimli iki tane çok bilinmeyen, e, indice e, pek popüler olmayan iki tane esere bakıyoruz Bilmiyorum. sevgili arkadaşlar. Yatay Bakış'tan bu haftalık bu kadar. Gözlerinizden öptük. Animeciler aşağıya alım akıllı yorum yazın ne olur. Tuhaf animeciler. <laughs> Kaliteli animeciyseniz aslanlar gibi yazın. Tuhaf animeciyseniz böyle deyin ki vay ben ne yapıyorum şu anda deyin ve bir durun. Çünkü sakin olmanız <laughs> lazım çocuklar. Gerçekten tuhafsınız. Öptük herkesi. Kendinize iyi baktınız. Hoşçakalın.